pazarısıydım. Ben sana yollarım yabancısı. Hangisi eskiyen şimdi aramızda, her gün, her saat, her dakika. Tam yerinde, en derinde, ellerinle gençliğimden tutuyorsun. Kendini çok sevdirmeden git istersen artık. Nasıl olsa bu yüzden ölmüyorsun. Nasıl olsa kalbimi, nasıl olsa kalbimi, nasıl olsa kalbimi sen görmüyorsun. Halimiz benziyor eski bir filme. Renkleri solmuş umutların. Anlamak yetmiyor bir bir sayarken. Kaç gün, kaç saat, kaç dakika. Tam yerinde, çağrışım var rüzgar gibi sürüklerken aşkı. Nasıl olsa farkına varmıyorsun. Nasıl olsa kalbimi, nasıl olsa kalbimi, nasıl olsa kalbimi sen görmüyorsun. Nasıl olsa kalbimi, nasıl olsa kalbimi, nasıl olsa kalbimi sen görmüyorsun. Bravo. Gel Tunacığım, gel, gel. Gel buraya. Geldim abi. Şahane çaldınız. Beğendin mi gerçekten? Hanımefendi teşekkür ediyoruz. Elinize sağlık. Evet dinleyiciler, bu akşam bile bile müzikle başladık. Çünkü aramızda bugün bolca müzisyen var. Müzisyen mi demek lazım? Ne demek lazım? Size ne demek? Onu da konuşacağız. Birazdan oyuncu Aytan Şener bizde olacak. Trafiğe takıldığı için gelemedi. Yetişemedi daha doğrusu. Tuna Kiremitçi burada. Buraya müzisyen diye yazmışlar ama müzisyen, şair, yazar... Başka var bir şeyler daha değil mi? Yani sinema okudum üniversitede. Sinema okudum. Ama sinema kariyeri yok. Pek çok şey. Hemen yanımda Renan Bilek. Ben onun tanıdığım müzisyendi. Sonra bir baktım oyuncu oldu. Şimdi yine bir yandan galiba yine müzisyen. Hepsi beraber. Hepsi abi. Beraber. Ülkede geçinmek için birçok şey yapmak lazım. Ve Göksu Üçtaşlandı. Bir tek siz hakiki sporcu. Pürü pak sporcu. Böyle evet. Yanında abuk sabuk şeyler yok bunlar gibi. Sağlıklı bir insan. Onlar her şeyi yapıyorlar çünkü. Evet. Sen sadece jimnastik. Evet sadece jimnastik. Ve doğdum jimnastik. Doğdum jimnastik. Hala jimnastik. Evet. Ve milli gururumuzsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Olimpiyatlara katılan ilk Türk kadın jimnastçısın değil mi? Evet. Çok acayip bir şey. Öyle 10 sene olmuş gerçekten. 10 sene olmuş mu? Evet 2012'de. Hala çok genç duruyorsun ama. Teşekkür ederim. Kaç yaşında gittiğinde olimpiyatlara? 22 yaşındaydım. Hala 22 gösteriyorsun. Teşekkür ederim. Sporun verdiği... Spor evet. Evet. Biz onun için yaşlıyız. Değil mi? Babam için sporu. Ben ne diyecektim? Her şey var. Bizlere spor yok. Değerli izleyiciler, sululuğumuzu bağışlayın.
şu başta ve sonunda duran iki kişi benim mektep arkadaşım. Yani benden tabii hayli gençler. O 12 yaş genç benden, değil mi? Abi sen niye yaşlardan yürüyorsun? Sen benden 6 yaş gençsin. Niye yaşlardan yürüyorsun? Ben mesela hiçbir yerde söylemem. Doğru, hakikaten. Ferhan abinin oyununda vardı, rahmetli Ferhan abinin oyununda Soyut Padişah'ta tebili kıyafet olarak çıkar gezmeye Soyut Padişah. Münir Özkul oynadığı karakterle meyhanede içerler. Ha ha ha, en son der ki padişah, usta baba senin yaşın kaç der? Münir abi der ki orada, insan kaybolma ihtimali olan şeyleri saymalı evlat. Doğru abi, her gün artan bir şey, niye sayalım yani? Doğru söylüyorsun. Şöyle bir ifşada bulunmak istiyorum fakat Benan Bilek bana gitar çalmayı ilk öğreten kişidir. Saydın estağfurullah mi? Bu arada. Yani, mektepte. Mektepte ya, küçük bir jestimiz olmuştur. O, öyle bir şey elime gitar tutuşturup bak kardeşim bu la minördür, bu mi majördür dedi bana. Ay. İki akor öğretti. Ben hemen ilk bestemi yaptım. Şaka yapıyorsun. Bak iki öğretti. Dört öğretti. Sen şu anda neydin? Greve almış işin. Çok özür dilerim. Şimdi greve almış. Yaşa kardeşim benim. Bu Galatasaray'da böyle cıvık insanlardır. Bu Mektebi Sultani falan derler. Bunu herkes bir şey zanneder. Hiçbir halt değildir. Böyle işte biz birbirimize göre cıvırız sadece. Nereye düştüm demez inşallah. Ha, inşallah demez. Yok demiyorum şu an. Biz mesela kıptayla bakıyoruz. Hakikaten kıptayla bakıyoruz. Demin hatta buraya girerken sporcu girişi, yürüyüş. Bize baksana. Oturuş yani. Ha? Denge unsuru. Evet evet, şu anda formu okurtarıyor. Tuna çalarken böyle dönüyorum ya. Bir de oturuşunu görüp. Olmuyor. Kadrajı beni bize göre yapmışlar. Biz kalkınca olmuyor. Muazzam bir de hikayesi var. Anlatacak mısın bize? Anlatayım. 5 yaşına başladın. Evet. Zaten jimnastiğe 5 yaşına başladın. Evet, kimse 21 yaşında jimnastiğe başlamaz. Evet. Orası normal. Sonrasını anlat bize. Gaziantep'te başladım. Antep'te. Evet. Aslen Antepliyim. Gaziantep'te başladım. Tabii orada tesis... Pek Antepli'ye benzemedi. Öyle söylüyorlar. Evet. Tabii tesis yetersizliğinden dolayı ve yetenekli olduğum için beni Bolu'ya yönlendirdiler. Jimnastikçe 5 yaşında insanın yetenekli olduğu hemen anlaşılıyor mu? Tabii ki ona göre testler yapılıyor. Ne yapıyor mesela testte? Kuvvet, esneklik, koordinasyon, bunların hepsine bakılıyor. Ona göre jimnastiğe yatkınlığı. Tabii evet. Vücudun yapısı da çok önemli. Ailenin genetiği de çok önemli. Hmm. Nasıl bir basketbolcu giderken çok uzun boylulara bakıyorlar. Tabii jimnastik sporuna gelince ince yapılı. Narin, evet, daha kas yapısı belirgin. Kas yapısı ona göre uzun evet. Kaslı. Beni de beğenmişler. Yetenekli bulmuşlar. Evet. Yetenekli buldular ve hemen Bolu'ya mı gittin? Yok, önce ailemle konuştular tabii ki. Böyle böyle Bolu'da yatılı... Yani hiç Antep'te yapmadın mı bir şey? Yaptım ya, tabii yaptın. Ki. Evet, oradaki zaten antrenörüm Yalçın Titiz, ilk antrenörüm. Hı hı. O beni yönlendirdi, ailemi yönlendirdi. Bolu'daki kamp eğitim merkezine yatılım. Jimnastik merkezi o zaman Bolu'da çünkü. Evet, evet. Hala galiba öyle. Evet, hala öyle. Ve İzmir'de var bu arada. İzmir mi var? Evet, hı. Ben artık İzmir'deyim. İzmir'de misin? sen nereye? Sen merkezde evet. Olsun. Yani. Bolu'ya gittim. 5 yaşında Bolu'ya gittim. Evet. Nasıl gittiniz Bolu'ya 5 yaşında? Annem, babam hep beraber mi? Evet, otobüse bindik gittik. Orasını ben zaten çok fazla hatırlamıyorum. Oraya gittiğimiz zaman orada da bir takım orayı testler yaptık. Orayı annen anlatıyor biliyorsun değil mi? Efendim? Orayı annen anlatıyor. Sen otobüste uyuduğun için evet, çok yakın doğru. Bir yerde yerleşmişsin. Evet, evet. Öyleymiş. Evet. Onun için Bolu'ya gittik. Bolu'da eğitim merkezinde tabii oraya kabul edilmem için de bazı testler yapıldılar. Tamam kalsın dediler. Tabii, ve 5 yaşında Bolu'da kaldın mı? Kaldım. Hayır. Ama şöyle kaldım. Tabii babamın işi dolayısıyla Gaziantep'e geri dönmeleri gerekiyordu. Baba ne iş yapıyordu? Ambulans şoförü. Hı hı. Emekli oldu şu an. Onun için tekrar dönmesi gerekiyordu. Babam bana dedi ki artık bir hafta beraber kaldık. Bir haftanın sonunda dedi ki kızım dedi burada kalmak istiyor musun? Biz geri döneceğiz dedi. Dedim ki hayır baba ben de geleceğim evet, eve. Evet tabii çocuk orada kalmaz yani. Evet ondan sonra. Kim ikna etti sizinle kalmaya? Babam yani, mı? Yok annemle aramızda bir konuşmamız var. Odaya gittik annemle konuştuk. Bak dedi kızım çok iyi bir sporcu olacaksın, jimnastikçi olacaksın. Çok iyi eğitimler alacaksın, ileride öğretmen olacaksın dedi bana. Biz de dedi evimizi alıp geleceğiz tamam mı dedi. Ben de tamam anneciğim siz gidin ben burada kalacağım dedim. 5 yaşında. Evet herhalde. Ve annen seni bu vizyonla orada kalmaya ikna etti. Evet. Bravo vallahi. Evet. Yani herhalde. Annen üniversitede sporcu falan mı? Yok hayır. O zaman tabii ilkokul mezunuydu ama annem okudu. Kamu yönetimi okudu ve üniversiteyi bitirdi. Ha tamam senin bu spor azmin nereden geldi belli oldu yani. Beraber okuduk beraber. Annemle beraber okuduk yani. Annen seni jimnastiğe, senin doğurduktan sonra jimnastiğe falan filan veriyor. Kardeşin var mı? Ablam var benden. Ablan da doğuruyor ve sonra ilkokul mezunuyken dışarıdan liseyi bitiriyor, evet. Dışarıdan üniversiteyi bitiriyor. Evet. Normal tabii şey. Öyle anneden böyle çocuk karıştı.
Sonra Bolu'da başladın. Evet. Annenler bir sene sonra geldi ama sen bir sene orada yalnız başına 5 yaşında kaldın. Yani evet orada kaldım tabii ama orada çalışan bir sürü çalışanların hepsi benim ailem oldu. Antrenörler, ablalar. Hafta sonu sürekli çalışan Ekrem amca vardı orada. Sürekli onun evine gidiyordum. Hafta sonu onunla birlikte kalıyordum. Aynen Ekrem Bilal'i senin ailen oldu. Evet. Orada şofördü o zaman Ekrem amca. Onlarla birlikte kalıyordum. Babam tabii her aybaşı maaşını alınca Bolu'ya geliyordu yanıma. Evet. Baba da kızlar herhalde. Evet. Geliyordu babam yanıma. Bir sene sonra geldiler. Benim de jimnastik hayatım böylece başlamış oldu. 7 yaşında da ilk madalyamı aldım okullar arasında. Okullar arasında. Evet. Öyle başladık. Bolu'da. 5 evet. yaşında. Evet. Sporcu nasıl bir şey? Yani çok emek gerçekten. Çok fedakarlık. Hem ailem için zor hem benim için zor ama sonu güzel oldu diyelim. Sonrasında konuşacağız. Tamam. Bir muazzam bir hikaye yani. Tüm dünyada aslında spor böyle spor bir şey de. Spor acayip bir şey. Ama Türkiye'de bir jimnastik. Evet. Hani ailenin müthiş bir vizyonu var. Yani. Müthiş bir. Kimin ama hikayesini bir yetenek var yani. Şimdi kimin hikayesini yazarsın? Hanımefendinin mi annesinin mi? İkisini ayrı ayrı yazarsın. Ayrı ayrı yazarsın. Hakikaten müthiş hikaye. Sen bunu yaz ve sahneye koy. ama anneyi oynama sakın. Tuna'ya yazdıralım ben oynayayım. Tamam o da olur. Tamam. Evet Tuna'ya daha iyi yazdıralım. Anneyi de hiç oynama. Hiç olmazsa engeller oynamamı. Ben hepsini oynamaya kalkarım. Doğru kalkarsın. ama komedi yapma. Ben bir şey soracağım sana. Senin okuduğun rakamın bademdi. Niye bademdi? Abi yapma ya. Ha? Sormayayım mı? Ya orası biraz muamma. Çok eski bir soru. Ya çok riskli bir soru. Şöyle. Ya dersleri badem ettiğin için mi, yok, okula gitmediğin için yok. Mi? Yok, şöyle bademin asıl... Ben seni hep badem diye tanıdım. Doğru. Benim kendi devre arkadaşlarımdan... Ya ben senin Renan olduğunu 25 yaşında falan öğrendim. Doğrudur abi çünkü yıllıkta ismimi görünce devre arkadaşlarımdan... Aa bunun adı Renan'mış diyenler. Evet. Çünkü bademi insan ismi sanıyorlar. Evet ben de öyle sandım. Evet öyle değildir. Şöyle bir şey... İşte Galatasaray'da bir hazırlıktayız. Evet. Girdik. Hepimiz belli dersleri okumadık mı? İşte Mösyö Tibo sülalesi. Çok detaya girmiyoruz. Siz modern okudunuz. Biz klasik okumuştuk. Niye? Sizde şeyli oluyor mu? Öyle yok muydu? Aa, tamam. Biz öyle okuduk. Manyetofon. Evet. Dolayısıyla şey görüyoruz. İşte sıfatlar. İşte grand ve petit. Yani uzun ve kısa. Büyük ve küçük. Büyük küçük. Ders. Şeyde dersi gördük. Ben de sınıfın ortalamasının üzerindeyim boy olarak. Benim de sınıfın ortalamasının biraz altında bir arkadaşım var o zamanlar. Murat Dağlı, o da bir bayağı kafa adamı oldu böyle öğretim üyesi falan. Böyle bir adam şimdi. Biz ara oldu, teneffüse tam çıkacağız. Yeni öğrenmişiz. Ben uzunum. Dedim ki ben sana bundan sonra pötü diyeceğim dedim kısa diye. O dedi ki ben sana gran diyeceğim. Abi teneffüse bir çıktık. Aynı anda bütün sınıflar aynı dersi görmüş. Bütün uzunlara gran diye sesleniyorlar. Bütün kısalara pötü diyorlar. Dönemliği gibi olmaz. Yani bir farkımız oldu. Mustafa Gran oldu. Aynen öyle. Bir farkı olmadı. Ben de o zamanlar rahmetli babamın zoruyla kütüphanemi düzenlemiştim ve Hürriyet Yayınları'nın bir kitabı geçmişti elime. Pigmen arasında 40 yıl diye. Ben de pigmen nedir falan diye okuyup biraz öğrenmiştim. Beni ilgilendiren pigmenin küçük olması. Döndüm dedim ki oğlum ben sana pigme diyeceğim. Pigmen dedim. Adını sen mi taktın pigme evet. diye? Ama 118'deki pigme değil, 119'daki pigme. Pigme olacak dedim. Dedi ki pigme ne lan dedi. Anlattım. Aa dedi güzelmiş. Ben de sana badem diyeceğim dedi. Niye? Bak bunu hatırlıyoruz. Ama artık ders dilimi çaldı ne oldu? Niye diye sorduğumu ben de hatırlıyorum. Fakat cevabı hatırlamıyorum. Yıllar sonra bana dedi ki oğlum gözlerin çok badem gibiydi dedi. Ama unutulan şu. O sene o yıllarda 4-4,5'tu benim gözlerim. Böyle inceltilmiş cam yok. Ben böyle gözlüğü bir takıyorum. Japon çizgi filmleri gibi. kocaman da ondan aldanmış olabilir arkadaşım. Yani. Öyle kaldı badem. Ama en çok tutan lakaplardan biriydi. Hatta o kadar ki devre tişörtü yapıldığı zaman bir tek pigme ile benim parantez içinde lakabımız yazıyordu. Beni hala bir sürü ise badem abi. Böyle. Şikayetçi değilim. Bence de marka oldu yani. Marka. Şükürüm aynen marka öyle. Oldu. Peki sonra okulda sen müzisyendin. Evet abi. Ben seni hep müzikle iç içe, müzik kolunda, doğru. Müzik derslerinde, doğru. Gençlerle doğru. Beraber falan. Atletizm de yaptım, bir sürü spor yaptım. Spor falan da yaptım, evet. Onlara da dandiktin yani onu kabul ediyoruz. yani. Baskette şöyle dediler, bak 6 ay basket yaptım, çalıştım. Hatırlamıyorum yani inşallah yaşıyordur, Allah uzun ömür versin hatırlıyorum. Bir o zamanki basket eğitmeni abi çekti beni,
Bademciğim dedi, herkes her sporda başarılı olabilir yavrum dedi. Kendine uygun bir spor mutlaka var. Kuş Nihat falan mıydı acaba? He? Kuş Nihat mıydı? Refahren miydi? Yok. Yok, hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Çok ince ama ve kırıcı olmadan. Çok zarif. Zarif. Ben anladım ki zarif benim orada yani ekmek yok. Bir halt olmaz dedi. En azından burada olmaz evet, dedi yani. Evet, o alanda olmaz. Voleybol oynadım 3,5 sene. Abi zıplayamıyorum. Beni idare ettiler. Sevimli çocuğum. Ya, sevimli. Badem gözüsü. Sonra kaleci olmak istediğim için Necati Hoca'nın takımına atletizme gittim. Necati Hoca beni çok istiyordu. Atletizme girdim. Engelli koştum. Fakat o kadar kaytarıyordum ki sakatlandım, kimse inanmadı. Hakikaten doktordan rapor aldım ve beden derslerinden muaf oldum. O kadar yani. Ben gittim hocaya. Sporcu. Tabii, aynen. Gittim. Şimdi siz bilirsiniz söyleyeceğim şeyi. Hocaya gittim. Direkt uzattım Necati Hoca'ya raporu. Bu ne dedi? İç hamstring adrenalinde travmatik ruptür baş göstermiştir. O ne lan dedi. Lifim zedelenmiştir. Kopmak üzereymiş. Hakikaten kopmak üzereymiş. Bitti tabii hayatım. Arada, spor hayatı bitti orada. Spor hayatı. Yoksa şimdi sen de Sebastian Koh gibi. Hem de ne yani. Beni de konuşacaktık yani. Vallahi spor kaybeden kaybetti. Spor oldu. Değil mi? Yaşatın hacım. Bir akor daha üreteceğim. Böyle üç oluyor. Üç oldu. Minörünü alırım. Ah, tamam oldu. Sonra tiyatro koluyla o zaman ilgiliydim zaten. Tiyatroda ama tiyatroya asıl geçme sebebim şuydu abi benim. Bir gün Timur Selçuk konseri izledim ben. Mektepte? Sanırım evet. Böyle hatırlıyorum. Usta hep böyle piyano çalıyordu. O zaman Kültür Festivali'ne verdi Galatasaray'ı. Evet. Oraya yeni başlamış Kültür Festivali. Onun dışında konseri gelmişti evet, baba. Hani piyano ile çalardı ya usta, hatırlarız evet, yani. Çok da acayip böyle bir showman gibi de oynardı. Konserin ikinci bölümünde piyanoyu bırakıp sadece şarkı söylüyordu. Fakat sürekli huzursuzluk var babadaki. Genelde evet, huzursuzluğu bilirsin. O rahatsız. En son dedi ki canlar dedi, piyanoyu bırakınca ellerimi nereye koyacağımı bilemedim dedi. Aa, ben de bir şey çaktı. Dedim ki evet şimdi lisenin salonunda sorun değil. Derinlemesine. Eni çok değil. Ama gerçek bir sahneye çıktığın zaman abi 15 metre 20 metre sahne. Ben de gitar çalıyorum. Nereye koyacağız lan elimizi? Sahnede durmayı öğrenmem gerekir diye. Önce tiyatro araştırma laboratuvarı açılmıştı. Şiir tiyatroları. Onun sınavına girdim. Kazandım. Fakat çok orada Cem Karaca'yla da çalışıyordum. Yurda dönmüştü. Onun grubuna girmiştim. Onunla beraber çalışıyordum. Olmadı. Sıkıntı oldu. Bıraktım. Ferhan abinin sınavlarına girdim. Kazandım. Birden kendimi o şeyin içinde buldum. Müzikte hep diyordum ki orada burada çalışmayacağım. Kendi müziğimi yapacağım diye diye müziği geri plana kaldı. Abi. Oyunculuk birden yürüdü. Ferhan abideyken, oyunlardayken, rahmetli Rasim abiyle beraber televizyon işleri dize birden oyunculuk o kadar ön plana çıktı ki yıllar sonra öyle bir geçer zamanki de oynadıktan sonra Tuna Hürriyet'te yazıyordu. Tuna şeyi yazdı. Ya siz bilmiyorsunuz o adam müzisyen de aslında evet, diye. Başka bir yere geçirdi. Evet, müzikle tiyatro hep beraber gitti bende oyunculuk. İşte iletişim fakültesi mezunuyum biliyorsun. Biliyorum. Orada da gazetecilik okudum. Gazetelerde de yazdım. İşte bazı dergilerde de yazdım. Bunların hepsi 10 parmak 9 marifet. Abi estağfurullah şöyle diyorum. Karın ağrım var, bunları ifade edeceğim her yer. Sporda ifade edemedim. Edemedim. Ya ne yapacaktım? Evet. Şampiyon olacaktım. O ne string, G-string miydi? Ne? Hamstring. Hamstring. Baba ne yaptın ya? Nereye girdin sen? Hamstring ademesi. Hamstring kopmaya gelince koptu, var. Koptu bitti hocam. Tuna sen de mektepte. Evet. Müziğe beyefendiyle başını öğrenmiş olmak. Estağfurullah ya, yok. O sana el, demek ki şöyle olmuş herhalde. Müzikte bir boşluk. Bir ya, yer lazımmış. O çıkmış sen girmiş. Çok özür dilerim. Müthiş şiir yazıyordu. Yani müthiş şiir. Okuldayken de. Evet. Ben şiirlerine hayrandım. Hatta şarkı sözü yazarken diyordum ki yaz şarkı sözü. Ama gözün sevmiş şiiri bırakma yani. Hatta ilk kitabı şiir kitabıdır. Evet, öyle biliyorum. Hakikaten benim için her şeyden önce Tuna bir şairdir yani. Gerçekten bana göre enfes bir şairdir. Dolayısıyla kendi şarkı sözlerini ifade etmek içindir. Estağfurullah, ben hatırlamıyorum bile. Yeteneği böyle şey olmasa ben ne yapabilirim? İki akorla yürür mü adam Allah aşkına? Yapmıyor. Yok yok. Bütün istedim. Her şeyin başlangıcıdır yani. Ben mektebe girdiğim zaman gördüğüm ilk Galatasaray orkestrasında Renan zaten gitar çalıyor. Final Count'tan. Aa evet. Ay, Murat Çekem solist. Evet, evet. Murat Çekem vardı. Evet. Ay, o ne yapıyor? Devam müziği yok. Devam ediyor evet. Ondan sonra ben de müzik koluna girdim. Çünkü hafta sonları bizim okul... Ondan kadar müzikle bir alakan yok ama. Yok, ailede falan da müzisyen yok yani. Fakat o kadar havalılar ki abilerimiz. Yani basketbolculardan sonra en havalı. En favori, favori onlar evet. Müzik kolu. Bende de basket yeteneği olmadığı ortaya çıktı. Yani bir bizi kere... bu bak bizi basket yaktı. Basket sizi sanatçı yaptı. Hayatımızı kurtardı. Allah buraya. Evet. Bir antrenmana gittim. Koray Mincinozoğlu o zaman lisenin koçu. Ya o kadar sertti ki adam. Ona bağırıyor, buna şınav çektiriyor, onu koşturuyor, bunu bilmem ne yapıyor falan. Dedim burada beni yerler, ben barınamam burada. Dedim. Ondan sonra yıllar sonra Koray abiyle tekrar başka bir yerde karşılaştık. Ben bunu anlattım. Dedim ki abi dedim işte o kadar serttin ki o gün sen, ben korktum kaçtım basketboldan diye.
Onun ve o doğal seleksiyondu zaten. Tabii. Yani biz öyle yaparız. Koray şimdi biliyorsun yogacı oldu. Ben biliyorum, evet. Evet. Şu anda yoga üstadı. Sonra Galatasaray'ı çalıştırdı falan. Galatasaray kulübü çalıştırdı. Bayağı yogi diyorsun yani. Şu anda yogi. Biz öyle gireriz ki olaya dedi. Yani gerçekten içinde basketbol aşkı olanlar kalsınlar. Bak sen de ne güzel gitmişsin. Müzisyen olmuşsun dedi. Ya demek ki doğru yapmışız dedi yani. Sonra müzik kolunda başladım işte. Abilerimizin öğrendiğimiz akorlarla, gitarlarla. Sonra biz orkestra olduk. Sonra o orkestra Kumdan Kaleler diye bir gruba dönüştü ki. O grubun ilk albümünü yapmasının sebebi de Renan Bilek. Ada Müzik'le bizi tanıştırdı bir konserimizde onu, çünkü. Evet, onu hatırlıyorum ve doğru. Doğru. Çünkü evet. Yapmaları gerekiyordu. Ne işte yapacaktık? Bu çocuklar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Gelin hele bir izleyin diye bir konserimize davet etmişti. O ekipte de ne güzel ekip var ama yani. Hala müzikle uğraşanlar var. Ha. Cem Coşkun da vardı orada mesela o zamanlar. Evet, evet. Çok güzel bir ekip vardı orada. Güzel işlerdi. Çok hak ediyorlar. Peki Tuna, şimdi ben seni tanıdığımda çünkü ben seni hayli büyük olduğum için mektepte, evet. Mektepte ben seni görmedim ve tanımadım. Ben aynı zamanda denk olmadı. Aynı zamanda evet. Okulda olmadı. Olmadı. Ama şunu biliyorum, ben Galatasaraylı yazar kardeşimiz diye tanıdım. Evet. Seni. Yazarlığa geçiş nasıl oldu? Eş zamanlıydı abi aslında benim için ikisi de. Fakat roman yazmak tabii daha böyle hayatta ileriki yaşları kalan bir şey olduğu için. Yapma pratiği açısından. Niye 80 yaşında hala çalanlar var, aslanlar gibi? Var, vardı yani. Ben şair olarak edebiyata başladım aslında. Bir taraftan şiir vardı, bir taraftan müzik vardı. İkisini beraber yürütüyordum. Sonra işte 30 yaşındayken ilk romanım yayınlandı. Müzisyen olarak beni bilen biliyordu da tabii öyle yani popstar değildi. Bir şey değildi. Hani böyle 90'lı yıllar popstarı falan değildim. Alternatif müzik. Kenan Doğulu değildi. Tarkan değildi. Değildim. Alternatif müzik yapan. Alternatif müzik. Daha sakin. Daha efendi. İndi dedikleri evet. Şimdi. Ya indi müzik yapıyormuşuz biz de bilmiyormuşuz. Bir yani. Şey var evet. Yani kimliğini tanımlarken aslında meslek olarak tanımlıyorsun ya abi. Yani yaptıkları müzik meslek olamıyor. Çünkü yani geçinemiyorsun ondan. Evet. Dolayısıyla başka yollar buluyorsun. O zaman da meslek titri gibi dolaşmıyor. Dolaşmıyor. Dolayısıyla hani müzisyen olarak bilinmemesinin sebebi o. Baktığın zaman profesyonel para kazandığı iş sonra aslında oldu. Çünkü başka yerden kazanma hepimiz oluyor aslında. Hepimizin sıkıntısı yani, oldu. Şöyle acıklı bir durum oldu aslında. Edebiyat dünyasında da bana müzisyen gözüyle baktı. Evet. Aynen. Yani dediler ki işte bu müzisyen geldi. Hatta burada arkandan dedikodunu yaptın senin bir gün. Dedim ya. Gitsin gitarını çalsın. Birinden birine karar versin. Tabii, evet. Çünkü oraya göre müzisyen, oraya göre yazar. Abi yıllarca bana da şey tiyatrocular çok iyi müzisyen dedi. Müzisyenler çok iyi tiyatrocu dedi. Ama kendilerinden kabul ediyor. Bedrah Meybul'una da derlermiş ya. Ressamlar çok iyi şairler, şairler çok iyi ressam. En sonunda bir gün bir arkadaşım dedi ki oğlum çok iyi müzisyensin ve çok iyi oyuncusun dedi. Gittim alnından öptüm, Allah razı olsun dedim, hala görüşürüm yani. Çok zor. Peki yazarlıkta. Şimdi evet. Yazarlığın beni çok hoşuma giden bir yazarlık olduğu için söylüyorum. Aslında genç yaşta kitap yazmaya başlamadın mı sen? Daha romancılık için genç de evet, romancılık bence de. Yani Lale Müldür'le biz bir kere 29 yaşında şair olarak ben biraz adımı duyurduğumda. Şairler genç olur, onda bir şey yok. Evet, şairlik şair sorun gençtir. Olmuyor. Lale Müldür'le oturmuştuk Kaktüs Kahvesi'nde, Beyoğlu'nda hatta. Evet, genç. Kapandı adam. Kaktüs Kahve değil mi? Eski Kaktüs Kahvesi'nde. Hı-hı. Şeydeki Zuhal İşkembeci'nin sokağındaydı. Evet, evet. Dedik genç adam yeni şiirler var mı falan diye sordu. Ben dedim ki Lale Hanım ben roman yazıyorum. Dedi ki roman 40'ından sonra yazılır. Evet, evet. Ben 40 yaşına geldiğim zaman anladım ki haklıymış. Evet, ama güzel. Sorun şuydu ki ben 5 tane roman yazmıştım bu şekilde kadar. Fakat dedim ki keşke ilk romanımı şimdi yazsaydım dediğimi hatırlıyorum. Ne farkı var? Niye? Yani sadece çünkü bir yani birikim evet, yetenek evet, tabii ki bunlar olması gerekiyor. Bir de bir hayat görgüsü ve şeyi gerekiyor. Bir deneyim gerekiyor. Yaşanmıştı. Sadece iyi yazmak anlamında değil yani o kariyeri yönetmek ne anlamında ya. Da. Önemli bir şeymiş o. Dolayısıyla da Lale Hanım'ın ne dediğini ben o zaman anladım. Şimdi değerlendirdim. Şimdi polisiye yazarı oldum. İşte polisiye romanlar yazıyorum. Şimdi o daha işime yarıyor tabii o zamanki şeyler ama erken yaşta o yola çıkmış olmanın iyi tarafları da oldu. Kötü tarafları, zor tarafları da oldu yani. Bir de aslında şey olarak bakabilir miyiz? Yani sonuçta popüler kültür için yani Türkiye'deki bestseller dediğimiz alan hakikaten okumakta kolaylık isteyen insanlar tarafından satış yapılan bir durum. Yani şimdi bizim lisede o zamanlar okuduğumuz edebiyat gibi değil edebiyat. Evet. Hele o yıllarda. Dolayısıyla iyi bir kalem. Mesela 40'ından sonra aslında romancı oldum diyor ama mesela daha önce yazdığı romanlar için okur çok büyük derinlik aramıyor. Ama güzel cümleler yani mesela hep şair olarak da altını çizme imgeleri çok güzeldir. Yani çok güzel betimlemeler, anlatımları vardır. O yetti bence dolayısıyla. Siz buraya birbirinizi okalamaya mı geldiniz? Yok, özlemişiz. Biz uzun sürede görüşmüyoruz. Bir de çok mutluyum. Çünkü, o onu meceliyor, o onu meceliyor. Çünkü şey, mesela şu anda bunları Tuna'dan duymaktan çok memnunum. Bizim Tuna ile hep böyle aralara mesafe giren
Ki belki onun için dostluğumuz uzun sürüyor. Benim en iyi dostlarım sık görüşmediklerimdir. Aa, ben de sık görüşüyorum. Ben en iyi dostlarımla her gün görüşürüm. Vallahi. Vallahi. Yok, ben sıkıntılı olduğum zaman insanlara sıkıntımı... Ama çok işimiz için hatırlamıyoruz görüşü. O zaman normal ama. Her gün yeniden başlıyor. Her gün de. Sonra hani mesela ilk zamanlar, o heyecanlı zamanlarında, bir de çok genç yaşta hakikaten çok acayip bir popüler. Çok, çok acayip. Çok azarlıyordu beni. Estağfurullah, azarlamak demeyelim ama. Bu Galatasaray'da abi azarlar. Evet, her şeyden şey başlıyordu. Bir hani Türkçe, rock müzik Türkçe yapılır mı yapılmaz mı tartışmaları vardı ya böyle saçma sapan evet. Yıllarda. Biz de böyle metalciyiz falan, metal grubumuz var. Diyoruz ki rock müzik İngilizce yapılır abi. Bu işin dili İngilizcedir falan diye. Lise kantininde 1,5 saat beni azarladığını hatırlıyorum. Hiç hatırlamıyorum, iyi etmişim. Ne demiştim sen? Sen ana dilinle bu işi yapamayacaksan bırak o gitarı git dedi. Evet. Rüyanı nece görüyorsun abi? Türkçe görüyorsun rüyanı. Yok, ben görüyorum. Vallahi mi? Vallahi. Oo baby, bir ara çevirerek anlat bize. Nerede yaşıyorsan o dilde görüyorsun. Aynen yani. Öyle. Çünkü hani sonuçta sana... Mesela ben Fransa'da kaldığım zaman Fransa görüyorum. Aynen öyle. İngiltere'de kaldığım zaman. Olur, çünkü gündelik şey yerleşiyor oraya. Doğru söylüyorsun. Öyle düşünmeye başladığın için mi öyle oluyor? Mesela Almanya'da yaşayıp rüya göremiyorum. Çünkü Almanya pek rüyaya uygun bir dil değil. Türklerle de uğraşıyor. Almanca konuşuyorsa uyanıyor. Ne oluyor diye. Bir dakika çocuklar, evet. Şimdi biz sizi birbirinize okkalamanızı bırakalım, biz gerçek biraz zarafet. Seni de okkalayacağız, dur sen de abimizsin. Birazdan bir dönelim abicim, Göksu bize sonrasını alsın. Şimdi çok acayip, 5 yaşında başlayan ve Bolu'ya sürgün gibi gidip ben tek başına o yaşta gitmen, bir sene sonra ailenin de oraya gelmesi, annenin ilkokul mezunu bir kadın olarak seni spora ikna etmesi ve özlemini içine gömerek seni orada kalmaya ikna etmesi, babanın döm demesine rağmen ve sonra senin yavaş yavaş ne zaman jimnastikçi oldun tam olarak? 7 yaşında tamam ilk madalyanı aldın. Mektepler arası yarışma, okullar arası yarışmada ama sonrası nasıl gelişti? İlk madalya, yani milli takıma 12 yaşında girdim. 12 yaşında. Evet. İlk uluslararası turnuva? Boğaziçi turnuvasına girdim. Onda da denge aletinde birinci olmuştum. 12 yaşında. Evet. Gençler birincisi. Evet. Evet. Sonra? Daha sonra 2009 yılında Akdeniz oyunlarında madalya aldım. 19 yaşındasın. Evet. Ondan sonra 2010 yılında Dünya Kupalarında madalya almaya başladım. 2010. Senden önce oralarda madalya almış Türk kadın jimnastikçi var mı? Yok. Hayır. Yok. Yani sen bunu böyle yani, şey gibi anlıyorsun ya, yani çok kolay, rahat, hani 5 yaşına başlarsan 10 yaşına madalya almaya başlarsın. Öncü gibi oldum Türk jimnastiğinde, kadın jimnastiğinde. Ve 2012 Londra Olimpiyatları. Evet. Olimpiyatlara katılan, kabul edilen, olimpiyat barajına geçen ilk Türk kadın jimnastikçisi. Evet. Nasıl geçiliyor bu? Ne demek olimpiyat barajına geçmek? Bir anlat da herkes bir bilsin bunu. Yani hani gidip de böyle ben olimpiyatlara geldim ha 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 diye giremiyorsun. Yok. Bir ülke ben buraya jimnastikçi yolluyorum dediği zaman kabul etmiyorlar zaten. Evet. Nasıl gidiliyor? Yani şu an tabii seçme kriterleri farklı. Benim zamanımda dünya şampiyonasında belli bir olerant dediğimiz yani 4 aletin toplamında iyi bir puan toplamak zorundasın. O puan sonrası onu geçiyorsun, ilk elemeye ve ikinci seçmeye tekrar gidiyorsun. İkinci seçmede de takımlardan sonra ilk 30 sıralamaydı yanlış hatırlamıyorsam. O bireysel olarak o barajın içine girmek zorundasın. İlk 30. olmak lazım. Evet, evet. O baraja girmek zorundasın. 4 alette de üstelik. Evet, tabii. 4 aletin toplamında. Evet. Yani mesela ben işte paraleli yapıyorum da bunu yapamıyorum falan yok. Yok, hayır. Ha. Bir tanesi yetmiyor yani. Olerant'ta. Üçünün çok iyi olması lazım. Diğer üçün, yani biri çok iyiyse bir diğer üçünde idare ediyor olman lazım. Tabii sonra kurallar değişti. Dünya şampiyonasında madalya, Avrupa'da madalya alanlar, dünya kupalarında madalya alanlar da tabii artık kabul edilmeye başladı. Evet, tabii. İki seçmeyi de geçtim. Mergül Hoca ile birlikte. Mergül Güler'in. Hocan hep Türk'tü değil mi? Evet. Ya yani birçok hocayla çalıştım tabii ama bu süreçte Mergül Hoca ile birlikte ilerledik. Onunla birlikte. Olimpiyat oyunlarına böylece katılmaya hak kazandık. 2012'de Londra'ya gittim. Evet, evet. Kaçıncı oldun? Tek alet yarıştım. Şöyle bir anım da var, onu da anlatayım. Tam olimpiyat oyunlarından 30 gün önce dengede düştüm. Sakatlandın. Evet, sakatlandım. Evet, maalesef dirseğim çıktı. Yani o zaman düşünce, yani düşünsenize üstünüzde o kadar baskı var ki hem tarihte evet, yani tek bireysel olarak da değil, hem Türk jimnastiği adına da ilk olma özelliğini taşıyorsun ve o kadar çok üzülmüştüm ki tam denge dediğin şu tek bir tane sopanın içinde takla atarak hoplaya zıplaya geziyorsunuz. Hiç aklımın ermediği bir 10 santim çapında bir şeyin üstünde takla atıyorlar. Bak işte ay ay ay. Ekranda gözüküyor. Ben bakarken fenalık geçiriyorum. Çok fena abi.
onun için... Bak neler yapıyorsun. Bu yine kolay. Ya ben şurada emekleyerek bile gidemem. Yani kenara oturup attım. Yani onun üstünde bir saniye duramayız. Ya durursun. Bir saniye duruyoruz. Vallahi duramayız. Durabilir hızlı sayarız ya. Çıkmak mesele. Her şansı nerede? Çıksak dururuz. Çıksak dururuz. Sen çıkarsan da ortaya gezer o tahta kırılır. Ben direkt otururum. Ben direkt otururum. Muazzam bir şey ya. Ne kadar kolay bir şeymiş çok, gibi. Onlar yapıyor ya. Çok kolay. Sinir bozucu değil mi? Seyrederken öyle, sanki çok kolay bir şeymiş. Bunlar hepsi. Dört alet hangi aletler? Ben tek alet. Onun için... Bu artistik jimnastik. Evet, bu artistik jimnastik. Bir de ritmi var bunun. Evet, sen ritmikte yoksun, sen yok, buradasın. Yok, hayır, evet. Tabii düştükten sonra... Ritmi daha kolay zaten galiba. O biraz dans yani, gibi, daha eğlenceli. Yani o daha farklı evet. Diyelim. Hani artistik jimnastik bütün şeylerin toplamı diye söylüyoruz. Dünyanın diye. En zor sporu olduğu söylüyor. Orada da evet. Koreografi derdi var. Evet, orada koreografi derdi. En son evet, Darpa... Şampiyonası. İlk git olimpiyada hangi aletle yarıştın? Denge aletinde yarıştım çünkü şöyle bir süreç oldu. Sakatlıktan sonra 6 haftalık bir süreç lazım. Tabii zaman kısa olduğu için çok hızlı tedaviler yapıldı. Ama dirseğim çok fazla açılmadığı için tek alet elimi koymadan yarıştım. Ve sadece denge kolunu aleti... Kolunu kullanmayacağı aletlerle evet, yaptım. Evet, sadece denge aletinde yarıştım. Onun için çok iyi bir derece elde edemedim olimpiyat oyunlarında. Sonra? Sonra jimnastiği artık tamam dedim. Bıraktım 2012'de. 2012'de 22 yaşında evet, ben bırakıyorum dedim. Evet. Bıraktın. Evet bıraktım. Ve sonra bir daha madalya aldın götürürüm ben. Evet o arada tabii 3,5 yıllık bir ara var. 3,5 yıl yapmadım. Yapmadım. Ne yaptın orada? Ne yaptım? Öğretmendim zaten. Bir yıl öğretmenlik yaptım. Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde öğretmenlik yaptım. Daha sonra Gaziantep'e gittik eşimle birlikte. Ha orada evlendin bir de. Evet, evlendim. Eşimle birlikte Gaziantep'e gittik. Orada 2,5 yıl antrenörlük yaptım. Eşin de sporcu mu? Evet, eski milli jimnastikçi. Şu an o da antrenörlük yapıyor. Daha sonra Lina doğdu. Kızım. Evet, kızım. O ara zaten biz hep böyle konuşuyorduk. Acaba yapabilir miyim, nasıl olur diye böyle hep fikir alışverişi yapıyorduk. Ama 3,5 yıl yani bir hafta antrenman yapmasan o kadar fazla geriye evet, gidiyorsun ki ben 3,5 yıl... 3,5 yıl antrenman yapmadım. Evet yapmadım. Doğum yaptım. Ve sonra döndün. Arada bir bebek yaptın ve evet, döndün. Evet. 5,5 aylıktı kızım. Tekrar jimnastiğe dönmeye karar verdim. Evet. Böyle biraz çılgınlık oldu ama... Ayağa kalkıp senin saygıyla selamlamak lazım. Sonrasında ne oldu? Döndün. Yani... Her ve hareketi tekrar öğrenmek zorunda kaldım yani, aslında. Çünkü başladığında evet, vücudun sana ihanet etti çünkü. Bakıyorsun öyle. Ki yapamıyorsun. Evet. Kafanda şeyi... var ama vücut yapmıyor. Evet çok çalıştım. Yani gece uyumuyorduk, bebek bakıyorduk. Lina hiç uyumayan bir çocuktu, hiç uyumuyordu. Kız değil mi? Abi kızlar uyur ya. Yok hiç uyumuyordu. Oğlan yani. Durmaz benim bildiğim. Yok. Ama tabii anne jimnastik uçurdu, enerji patlaması var. Yok uyumayan bir çocuktu. Yani. Şimdi uyuyor mu bari artık? Çok şükür artık ama. Evet uyuyor. Yani gece bebek bakıyordum, gündüz antrenmana gidiyordum. Arada emziriyordum. Yine antrenman yapıyordum. Böyle toparlandım kısa zamanda. İşte 11 kaç ay... Kaç saat antrenman yapıyordun o dönemde günde? Çünkü geri dönüşü 25 yaşında oluyor o zaman. Evet. Yani 25 yaşın, yani 17 yaşında antrenman yapıp vücuda hazırlamak daha kısa bir süreç, 25 yaşında yani, daha zor bir süreç. Evet tabii antrenman saatleri yavaştan artık hani bir saat çalışıyorsam önce daha artık 4 saat 5 saat çalışmaya saat. Tabii ki öyle başladım. Ve tekrar milli takıma girdin. Evet Lina işte 11 aylıktı, Dünya Kupası vardı Mersin'de o zaman. Mersin'deki Dünya Kupası'na hazırlanmıştım. Orada da yer aletinde birinci olmuştum. Dünya şampiyonu oldu. Dünya Kupası. Dünya Kupası. Dünya Kupası evet. Birinci oldu. Evet. O uzun yani bir aradan sonra ilk doğumdan dönüşüm. 11 ay sonra birinci oldun. Evet. Ben doğumdan 11 ay sonra doğum kiloları vermemişim daha ya. Sen de değil mi? Evet. Ben de onu düşünüyorum. Yani hanım doğurdu ben kilo aldım. Aynen ben de öyle. Evet. 11 ay sonra diyor ya sinir bozucu değil mi? 11 ay sonra evet. Doğumdan 11 ay sonra kürsüye çıktın madalya aldın Dünya Kupası. Evet. Fotoğraflar ne güzeldi demin. Madalya aldığı şey. Fotoğraf. Bu o mu? Evet, bu o fotoğraf. Lina'da kucağında. Evet. Ve yine uyumuyor. Evet. Kupaya bakıyor. Cin gibi kupaya bakıyor. Evet, uyumuyor. Nefis. Lina şimdi kaç yaşına geldi? Şu an 7 yaşında. Şu anda 7 yaşında. Evet. Jimnastikçi İkinci sınıfa hocam? Gidiyoruz artık. Maşallah. O da jimnastikçi mi? Evet, 2,5 sene jimnastik yaptı. Sonra artık dedik ki bir aileden 2 kurban yeter. Yeter. Yani şöyle aslında Lina jimnastik yaptı 2,5 sene. Daha sonra araya pandemi girdi. Onun için biz de biraz bırakmak zorunda yapmayacak kaldık. Mı? Yani eğer kendisi... Hayır, çünkü isterse, baktığı zaman genetik olarak çok müsait evet, olması müsait, lazım. Evet müsait ama yani kendi isterse tabii ki yapacak ama hani benim için çok böyle sporcu olsun, profesyonel olsun öyle bir
beklentim yok. Beklentim yok. Daha çok hani kendini şefkatli, yapsın. Merhametli, iyi bir insan olsun istiyorum. Bir çocuk için önemli. Evet. Şey çok güzel. Bravo. Nefis cümle. Belki annene versen yine onun jimnastik yapar. Olabilir. O şimdi onu Bolu'ya götürüp teslim etmiş de var. Yani annendeki azim evet, sende yok. Evet, evet. Fakat yine jimnastikçi olsa şunu diyebilir mesela. Ben birincilik kürsüsüne 11 aylıkken çıktım. Çıktım evet diyebilir. Doğru. Çünkü çıkmışım. Yani aslında yani. Sürekli beni izliyor, bakıyor. Jimnastikçileri izliyor ama bilmiyorum. Belki başka bir spor branşı da yapabilir. Yapabilir. Evet. Ama yavaş kalmış. Yavaş bir seçim yapması lazım evet, gelden evet, yaşta yani. Jimnastik evet, için biraz gecikmeye başladı. Evet, ama diğer sporlar için yaşı evet. Muhakkak ki müthiş bir spor yeteneği vardır diye düşünüyorum genetik bilimine göre. Abi böyle anne babayla 22 yaşında başlasa yine yaparız. Anne ile babaya bak. O kadar anne... Hayır. Yani burada her şey döngü. Babayı bilmem, babayı tanımam ama anne yani çok acayip yani. Yok babamız da atletik. Atletik. Muhakkak o da atletik ama yani senin bırakıp dönme hikaye bir kere çok başlı başına bir şey. Yani şöyle tabii ki tekrar döndüğüm zaman tabii en büyük destekçim İzmir'e bizim gelmemizin sebebi de o. Eşimin ailesi babaanne dede baktılar yine. Yani onların çok büyük emekleri var. Evet onlar İzmir'deydi. Ben de İzmir'e gelin gittim diyelim. Hmm. Onların çok büyük emekleri var. Onlarla birlikte büyüttük Dina'yı. Ben yarışmalara gittiğimde onlara bıraktım. Yani gözümün arkada kalmamasının tek sebebi gerçekten onlar. Şimdi şu anda İzmir'desin zaten evet, değil mi? Artık İzmir'de yaşıyorsun. İzmir'de bir eğitim, jimnastik eğitim kurumu oluşturdunuz. Evet. Eğitim birimi oluşturdunuz. Halka Pınar Spor Salonu'nda evet. Zaten olimpik hem Bolu'da hem İzmir'de var şu an. Var mı peki yeni gelen nesilde umutlu olduğun gençler? Var, umutlu olduğumuz gençler var ama bana kalırsa yetenekten ziyade birazcık şurasının aynen. Evet aynen. içinde olması şimdi lazım. Aynen. Gerçekten aynen. O hani gözlerindeki ışığı ne görmemiz lazım. Ne sırf yetenek lazım. Yeter ne sırf çalışma yeter. İkisinden de evet, olacak ama evet. Çalışma yoksa yetenek hiçbir şey yaramaz. Evet, çünkü çalışmak, fedakarlık adammak. İstiyor. Kesinlikle öyle disiplin istiyor. Zorluğun altından kalkmalısın. Yani sadece fiziksel dedik, psikolojik baskı en başka hiçbir olacak. Şeye en benzemiyor. Yani. Evet. Sporda en fenası budur evet, yani. Evet. Yani... yoksa muazzam bir basketbolcu olacaktı evet. Ama işte o adanmışlık yoktu. Önünü kestiler. Önünü kestiler. Yani bir de şöyle. Onu da Koray Bincin oldu mahvetti. Yani sporda ya başarılısın ya başarısızsın. Aynen ortası yok. Yok evet. Dördüncü kimse hatırlamıyor. Evet kırıcı oluyor. Evet kırıcı oluyor. Fakat sanatta milyonlarca genç arası dünyada geliyorsun olimpiyatlara. Evet. İlk ona giriyorsun. Dünyadaki milyonlarca sporcu arası ilk ondasın. Ama birinci değilsen veya evet. ilk üçte değilsen kimse hatırlamıyor. Sanatta da öyle ama sporda ne kadar önemli değil mi? Aile. İçinde bulunduğun topluluk. Yani mesela şeyle bile evlendim İzmir'e gittim. İşte kıza kayınvalidem ve kayınpederim baktılar diyor. Yani bir aile bütün çevreyi oluşturuyor. Evet. Seni iteklemezse zaten sporda sporcu olmuyor. Ailesi diye bir şey var aynen. Yani. Onlar ya da onlar da adanmış oluyorlar o konuda. Çok doğru. Sanatta başka türlü oluyor. Mesela benim ailem rahmetli annem babam. Hani hep şey derler yatılı yapmadılar beni. Annem dedi ki malım gözümün önünde olsun dedi. Bak uyanmış kadın. Beni de yatılı yaptılar aman bize bulaşmasın dedi. Buyurun işte. Ama mesela işte yıllarca bak abi şimdi izliyorsa bizi selamlar saygılar. Yıllarca Erol Evgin'den nefret ettim ben mesela küçükken. Niye? Ben konservatuar okumak istedim falan. Babam dedi ki bak sanatçılık para kazandırmaz. Bir dedi mesleğin olsun. Sanatçı müzisyenliği de yap. Müzisyen. Bak dedi Erol Evgin'e. Mimar. Evet aslında mimar. Abi sürekli Erol Evgin. Gıcık olmaya başladım. Yıllar sonra barıştım yani. Kendi kendine. Tabii Erol Bey'in haberi yok. Senin bir de deprem hikayen var. Depremde 9 yaşında Bolu'da depreme yakalanmışsın değil mi? Evet. İki depremi de yaşadık Bolu'da. İki depremi de. Evet. Hem Düzce'yi hem evet. Gölcük depremi. Evet. Evet 99 depreminde eğitim merkezindeydik zaten. Eğitim merkezinde bir şey olmadı bildiğim kadarıyla. Yok hayır. Yani tabii depremi nasıl anlatayım? Hatırlıyor musun 9 yaşında çünkü o zaman? Evet çok yani insanın sesinin çıkmadığı zamanlar. Kabus gibi. Kabus evet gerçekten çok zor. Şöyle bir şey de vardı aslında depremde biz işte arkadaşlarımızla antrenörler, çalışanlar, görevler herkes dışarıya çıktığımızda depremde. Dışarıdan bir ses duydum böyle. Hepimiz kaldırıma oturduk, dizildik. Ama etraf zifiri karanlık. Hiçbir şey görmüyorsun, hiçbir şey duyamıyorsun. Toz duman, evet, koşanlar. Evet. Ve birisi böyle karanlıktan Göksu diye seslendi bana. Şöyle baktım. Annemin sesini duyar gibi oldum. Anne dedim böyle. Baktım çıplak ayak koşmuşlar.
evden kamp eğitim merkezi. Uzak mıydı? Evet. Evet. Yani 20 dakika falan işte. Orada koşarak gelmiş olur ya. Evet. Evet, o kadar koşmuşlar. Ablamla annem gelmişler. Sonra ağlarım babam. Yani çok korkmuşlar tabii çok ki. Evet. Zor. Anlamaz bile insan evladına koşarken o tabii hiç size aklına gelmez. Yani. Yani. Evet. Çok acayip. Müthiş bir hikayesi var. Evet. Çok filmatik bir çok hikaye. Çok iyi, aynen. Tuna, hikaye var burada. Çok, çok yani, acayip. Roman çıkar, söyleyeyim sana. Fakat tabii şu anda herkes duydu. Herkes duydu. İlk yazan kazanır. Evet, siz, ama bakalım şimdi, hanımefendi yaşıyor, hayatta. İzin verecek. Telif alacak şunu, Allah Allah. Alsın telif, telif deme bana. Telif damarıma bastı. Damara bastı. Onu konuşa sen, o telif meselesi. Sen yani. Şimdi dernek başkasın galiba, değil mi? Meslek birliği. Meslek birliği. Sinema pardon. Oyuncuları meslek birliği. Yani oyuncuların icracı sanatçılar olarak geçiyor. Onların parasını peşindesin. Evet, yurt dışından telif alıyoruz. Kendi ülkemizden alamıyoruz. Müzisyenler alıyor. Diğer sektörler alamıyor. Bu Tuna akıllı olduğu için müziğe... Abi ben de Mior 1 ve Mesa üyesi. Oradan geliyor zaten. Sen bırak buraya geldin. Hayır, zaten diyorum ki yani şeyle... muhatap olanları diyorum ki kardeşim ben Mior bir üyesiyim, Mesam üyesiyim. Hem eser hem yorumcu olarak. Oradan telif alıyorum. Yahu sinemadan niye alamıyorum? Peki şey alamadı mı? Bak şimdi. Kemal Sunal. Onun açtığı bir davalar vardı. Evet abi, o şimdi başka bir hikaye. Onun çok doğrudan şey yok. Çünkü eser sahibi başka gözüküyor. 96 öncesi hikayeleri. Bir de mesela. Ha, karışık bir iş. Yani. Biraz karışık bir iş. Aldığı şeyler oldu. Geleceğiz ona. Bir turnedesin bildiğim kadarıyla. Evet. Ne turnesi? Kalabalık bir grupla mı? Yok, hayır değil. Keman sanatçısı arkadaşım Bilge Alpay'la beraber. Ha, Bilge'yle beraber. Az önce beraber çaldığımız. Benim profesyonel müzisyen oluşumun 25. yılı. Oo, çeyrek asır. Çeyrek asır. Sen de yaşlandın. Vesilesiyle. Yıkılacak bana mı? Çeyrek asır vesilesiyle Şairin Şarkıları adı altında bir kendi bestelerim yapıyoruz. Kendi sözlerin, kendi bestelerim. Kendi bestelerim. Benim seslendirmiş olduğum bestelerim, başkalarının seslendirmiş olduğu benim bestelerim. Arada da hikayeler, yani bir nevi meddahlık kısmı da var işin. O şarkıların kendi yazılış hikayeleri, o şarkılar yazılırken... Yani bir anda müzikli bir şov yapıyorsun bir şekilde. Müzikli bir şov, söyleşi, sohbet, meddahlık gibi bir şey. Gelenlerle beraber hem şarkıları söylüyoruz hem bazen gülüyoruz, bazen efkarlanıyoruz falan. Böyle bir... Ne zaman başladı? Kaç gün yapıyorsun? Şey. Kaç yani oldu? Geçen Aralık ayında başladı esasında. Doğu Anadolu'da bir turne yaptık. Umduğumdan çok daha güzel geçti. İnsanların ilgisi falan beni çok cesaretlendirdi. Şimdi kaç konser oldu? 10 tane falan yaptık şimdiye kadar. Hı-hı. Bir bu kadardı. Şimdi Ocak ortasında başlayıp işte Şubat'a Mart'a kadar yapacağız. Yani bu sefer Batı'da mı? Orta Anadolu'da mı? Orta Anadolu ve Batı'da. Bakın. 18'inde ilk Florya'da var. Hayal Kahvesi'nde sahne alacağız İstanbul'da. Hayal Kahvesi Florya'ya mı taşındı? Orada da var. Orada da var. Evet. Orada da var. Aqua AVM alışveriş merkezinin içerisinde güzel bir sahne var orada. Orada başlayıp ondan sonra işte Orta Anadolu Aksaray'a gideceğiz ondan sonra mesela. Aksaray'dan işte Konya'ydı, şuydu, buydu falan diye gezerek. Sonra İzmir'e Egemen'e var mı? Baharda daha çok. Yani tamam. Ramazan sonrasında da. Bu Ocak etabında İzmir falan yok. Evet. Florya, sonra Aksaray, sonra Konya. Evet. Sonra Batı. Benim bütün hayatımdan süzülmüş olan hikayeler var. Yani şarkıların kendi hikayeleri var, mektepte yaşadığım hikayeler var, kendi evlenmelerim var, boşanmalarım, çocuk baba olmalarım, ondan sonra... Evlenmelerim, boşanmalarım. Çoklu abi. Kaç kere boşandın? 3 kere kısmet oldu. 3 kere. 3 evlilik yaptın mısın? 3 evlilik yaptım. Ben 2 biliyordum. 3 başı. Benden bir fazla. Evet. Sen de fazla. 3 kere çok kıymetli, çok değerli kadınlarla 3 defa evlendim. 3'ünde de kendi başarısızlığım oldu. Bunun nedenini de araştırıyorum sahnede. Araştırıyor musun? Zaten. Sahnede bir konuda konuşuyorsun. Benim bu başarısızlıklarım ve bunun aydınlanmalarım bununla ilgili bir kısmını şu da anda şey yapıyor. Hala? Şu anda evli değilim. Değilsin. Değilim. Ama bu konuda belli bir aydınlanma yaşadım. Sahnede bunu paylaşmak da izleyicilerle ilginç oluyor. Bunun şarkılara yansıması. Yani böyle genel bir 25 yılın aslında şeyi gibi. 25 yılın bir hikayeli, müzikli, sahne şovu gibi bir şey aslında özeti oluyor. Damarı yakalamış. Gönül yazar olmaya doğru ilerliyor. Tabii, aşk hikayesine de oluyor. Gönül yazar olacak. İşte onun da şeyi var. Yani, gönül yazarım mı? gönül yazarım yani düşündüğün zaman kendi üstüne çünkü bunun hiç olmazsa şarkılar yazabilmişim ki o başarısızlıklar bir işe yaramış diyorsun ya bak, mesela. Hayat değil bir şey başarısızlık gözüne bak. Hı. Mesela sen benden daha başarılısın. Ben bir kere evlenebilirsem 3 kere evlenebilirsin. Bu da ilginçmiş bak. Evet. Vallahi evet.
Bakış açısı olarak. Bakış açısı olarak yani. Hayat diye bir şey başarısızlık olarak algılamamak lazım. Yani işte becerememeler var hayatta. Hani başka alanlarda da var sadece bunda değil. Ama işte becereme iş gibi görünen şey ileride aslında ama başka bir şey. Bazen de ayrılmayı becermek de önemli bir şeydir. Ben bunu beceremek olarak bakmıyorum. Bilakis yani artık o noktada bunu becerebilmek evet. ve hala saygın bir şekilde evet. ilişkimi koruyabilmek bence çok daha aynen. büyük bir başarı. Ve hala onların senden, senin onlardan saygı ve sevgiyle evet. bahsediyor olmanız evet. bence çok kıymetli bir şey. Evet. Çok saygı ve sevgiyle bahsedilecek insanlardı üçü de çünkü. İşte. Sağ olsunlar. Bunlar da işte şarkıların arasında dinleyicilerle yaptığın dertleşmenin ve onun için de onlar da var. Sırdaşlığın bir parçası haline geliyorlar. Ona seyirci de rahatlıyor. Ben böyle bir rahatlıkla yaklaştığım zaman. Dertleşmeye başlayınca, özelimi açınca. Özelini açınca ve bunu da kendimle dalga geçerek yaptığım zaman. Onlar da kendileriyle dalga geçmeye başlıyorlar. Böyle genel bir kendiyle dalga geçiş. Geçen bir ortam oluşuyor. Esnasında beraber bir şey. Şarkılar söylüyoruz. Güzel bir buçuk saat geçiyor yani. Gösteride müziğe başlarken gitarı benim iki akorlu öğretmen bahsediyor musun? Bahsediyorsan cevap hakkı, doğuyor. Bundan sonra bahsedecek. Gösteriyi basan. Cevap hakkı doğuyor. Telif doğuyor esas. Yapma ya. Sen de, ama bak telif bak. Telif bu bak, yürüme o abi oradan. Adın geçiyor. Olur mu bu? Yürüme oradan. Ben senin gösterine gelip slogan attım ya öyle seyircilerin arasından. Sen öğrettin bana gitar çalmayı ya. Diye. Yaptı mı onu? Yaptı yani. Yaptı. O kadar, ben şimdi bak çok rahat bir adam gözüküyor. Ben böyle şeylerden çok utanıyorum. Utanırsın. Mahcup oldu hakikaten. Aynen öyle. Kızarır hemen. Evet. Evet ve söyleyecek yani kıyaslı cevabımdır öyle. Eziliyorum, büzülüyorum yani ya olur mu estağfurullah falan diyorum bir anda down oluyorum. Çok ayıp geliyor yani bana. Babalamışım yani. Gibi oldu sanki yani. Şeyi. Ya estağfurullah tabii ki öyle değil ama ben o hakkı mahcup oluyorum. Reklam arası vermemiz lazım şöyle diyorlar. Reklam, evet. reklam. Hemen doluyor gözlerin düşününce anlamaktan yorgunsun dünyayı kolay değil yabancısı olma kalbindeki sıradalar ardından yitip giden umutlara bakmak anlatmıyorsam kimseye bunu aldırmıyorsam artık ölümü kaybettiğim sevdiklerim için dert ekliyorsam her kadehime hiç gülmüyorsam bir sebebi var yalnızlığıma ben hiç gülmüyorsam sebebi var yalnızlığıma ben direnmek acılarla ayrışıp her gün geri alma sonra yarın rastlaşıp bir yerde yalnızlığa beraber kafa tutma anlatmıyorsam kimseye bunu aldırmıyorsam artık ölüme kaybettiğim sevdiklerim için dert ekliyorsam her kadehime hiç gülmüyorsam bir sebebi var yalnızlığıma ben anlatmıyorsam kimseye bunu aldırmıyorsam artık ölüme kaybettiğim
kaybettiğim sevdiklerim için dert ekliyorsam her kaderime, hiç gülmüyorsam bir sebebi var yalnızlığıma ver. Hiç gülmüyorsam sebebi var yalnızlığıma ver. Ağzına sağlık Tunacığım. Teşekkür ederim. Sen mektepte yatılıydın değil mi? Ben daimi yatılıydım. Daimi yatılıydım. Hafta sonları da okulda her daim yatılıydım yani. Yani en kokulu yatakhaneden çıktım. En kokulu ve başarılı yatakhaneden çıktım, evet. Niye? Ailen neredeydi? Ailem önce Eskişehir'deydiler, sonra Ankara'daydılar. Evet. Ondan sonra hafta sonları da çok yoktu böyle yanıp çıkıp yanında kalabileceğim bir şey. Akraba... Burada. Müzisyen olmamı buna borçluyum ama çünkü... Çünkü boş vakit çoktu, boş vakit okuldaydın. Çok, bir de en sıcak yer müzik koluydu. Böyle akustik tavanı var ve yerler akustik sebeplerle yekpare halı, hatırlarsın. Tabii. Ben hafta sonları giriyordum işte, onlardan anahtar alıp. O, üniversiteye hazırlık kursuna gidiyorlardı onlar devrecek çünkü. Yalver yakar anahtar alıyordum, giriyordum içeri. Sabahtan akşama kadar kitap okuyordum, ders çalışıyordum, gitar çalıyordum, piyano çalıyordum. Akşam gelip beni kovuyorlardı. Kendileri çalmaya başlıyorlardı ondan sonra. Peki neden şimdi uzun zaman tek kişilik oynuyordun sen? Doğru abi. 10 sene mi? Aynen öyle. Bu öyle bir geçer zamanki öyle sürecinde evet. Çok çakışmasın diye çok uğraştım grup kurmaya, tiyatro topluluğu kurmaya. Sorun oluyor abi yani. Dizi çalışması varken çok sıkıntı oluyordu. En kaç dizi olsun? Bayağı dizi oldu. Vallahi hani o zamandan beri yapıyorum ama yani. Son Baba'da sevdim seni. Evet doğru. Konuk oyuncu olarak gittik evet. Ama çok güzel bir karakterdi. Çok mutlu oldum evet. Yani. Bir de şeyi seviyorum. Her işte farklı görüntü, farklı yaklaşım yapmaya çalışıyorum. Hem kendim zenginleşiyorum. Bazen tanımıyorum seni, biliyor musun? Abi hiç şaşırmam. Bazen tanımıyorum. Hiç şaşırmam. Bana şey diyenler var. Sizi televizyonlarda göremiyoruz. Diyorum ki ya şunu seviyor musunuz? Evet. Oradaki evet. Aynen ben bazen tanımıyorum. Mutluyum bundan aslında. Ya yani kötü aslında. Yani senin ekranda olduğunu fark etmeleri lazım. Lazım. Ama benim için çok eğlenceli. Ben bunu seviyorum yani. Değişik karakterler. Ben seni 40 senedir tanıyan bir olsa gördüğünde bazen ben anmış mı diyorum. Eyvallah. Şimdi ya, tek kişilik oynasa şimdi bir kalabalık bir oyuna başlıyorsun. Evet ben 13 senedir yaklaşık işte Aramızda Kalsın diye bir oyunum evet. Vardı. Sonra sırasıyla ondan sonra Ömrüm diye Cem Karaca'yı anlattığım bir hikaye yaptım. Sonrasında aranjmanlar yaptım. 70-50. Yılında 70'ler diye bir şeyler yaptım. En son aranjmanları tek kişilikti. Müzikli, hikayeli evet. Bir hikayeydi. Fakat biraz kaşındım, özledim galiba. Deniz Atan benim çok sevdiğim bir dostumdur. Deniz Atan Project diye bir grubu var. Dedi ki abi şu senaryoyu okur musun? İşte Simon Williams'ın bir şeyi. Bir de ilk defa böyle yabancı bir metinde oynuyorum. Çeviri iş Şükran Yücel'in çevirisi. Ben okudum önce. Cemal Yavar galiba bir de. Nasıl? Cemal evet, fikir galiba. Soruyor sandım. Sonra dedi ki abi oynar mısın? Dedim ki ya Deniz'i çok severim. Bir de kaşındığımı hissettim. Çünkü paslaşmak başka bir şey. Sonra dedi ki evet yani olurum kardeş hadi yapalım bir şeyler dedim. Herhalde dizi yok bugünlerde o yüzden rahatsız. Evet biraz da ondan rahatlığım var. Cemal'in dizisi var ona göre de ayarlamaya çalışıyoruz. Evet. Cemal Hünal var işte. Buket Çelik var. Evet. Efendim mesela Furkan Kalabalık var. 4 kişi sahnede. Çok güzel bir sinerji yakaladık. İstanbul'dan başlıyorsunuz. Evet 30 Ocak'ta Kadıköy'de Alan Kadıköy'de başlıyoruz biz. Tabii kendi salonumuz olmadığı için bu imkanları gezici olacak. Tabii yani. Şubat'ta şimdiden belli şeyler var. Mesela ben 6 Şubat'ta Ankara'ya gidiyoruz. Yani oyun planı. Önce İstanbul'a Şubat'a kadar İstanbul'a kaç oyun bir gün zaten. 30 Aralık, 30 Ocak'ta. 30 Ocak'ta bir tek bir İstanbul'da yapıyoruz. Evet. Sonra İstanbul yok. Var. Ocak, Şubat'ta var. Şubat'ta var. Tabii. Orada da işte şu anda belli olan Ankara var 6 Şubat. Efendim mesela İzmir var 10 Şubat. Bu arada Ölüm Öpücüğü oyunumuzun adını her şeyi söyledik de. Efendim Bursa var 15 Şubat. 16 Şubat Bakırköy var. Efendim 19 Şubat yine Alan Kadıköy'de oynuyoruz. Sonra Mart'ta var bir iki oyunumuzda. Yine İstanbul'da mı dışarıda mı? Abi İstanbul'da koyabildiğimiz her şeyi koymaya çalışıyoruz ama hani çekimler... Şimdi İstanbul seyirci var çok ama var. Salon her zaman bulamıyorsun abi. Önceden sonra. Ayarlamak gerekiyor. Sağ bir de yeni sonra. Bir şey olduk kadro olduğumuz için tartmamız gerekiyor. Yani mesela önümüzdeki sene daha rahat konuşabileceğiz bir sürü şey için. Güzel bir ekip. Polisiye bir oyun bu da. Tunacığım. Gerilim aslında. Güzel böyle bir hikaye. Biz keyif aldık. Neydi hikayenin adı neydi? Ölüm Öpücüğü. Ya Ölüm Öpücüğü olduğu da bu ülkede polisiye olur. Tabii yani başka. Ama Allah'tan hani ölüm kısmına baktın. Öpücük kısmına bakıp başka şey de diyebilirdin.
Ha. Ama ölüm öpücüğü yani böyle gergin. Ama ölüm o kadar böyle ağır bir şey ki öpücüğün üstüne çıktı birdenbire böyle. Sen Azrail bekliyorsun öyle bir şey. Polisi yani. Şey polis rahat ol. İyi. Katil sonunda bulunuyor mu? Evet, evet. Ama söylemeyeceğim kim oldu. Hayır, katil uşak demeyeceğim sana. Demeyeceğim. Ama katil kim hikayesi mi? Biraz evet. Yani. Biraz yani, polisiye dedin öyle olur zaten. Evet, öyle olmasa değil. Polisiye evet, olmaz. Bravo. Öbürü başarısız polisiye olur. Onun dışında kendi gösterimde oldukça devam ettirmeye çalışacağım bakalım. Sıkıldın mı? Yok. Bir böyle burada biz bunlarla böyle kudurmuş gibi konuşuyoruz ben, yani. Flüt çalmanın ötesine geçemediğim için çok şey yapamıyorum. Bak bir şey söyleyeyim. Annen sana flütü de hatta annen sana yarın resital verdirecek kadar piyano çaldırabilir söylüyor. Öyle bir anneyle yani. Ve bak sporu yapabilen, senin düzene spor yapan her şey yapabilir yani. Ama sadece spor yaptım. Yani var. Spor evet çünkü başka o kadar hiçbir iyi yaptın şeyle. Ki yani. Evet, tek bir şeyi yaptım. Hiç mesela pişman olduğun oldu mu ya? Keşke başka bir şey yapsın spor yapmasın ya, diye. Yok pişman olduğum değil ama şimdi antrenmanlar, hayat bazen insanı çok fazla zorladığı zaman vazgeçmek istediğim dönemler çok fazla oldu tabii ama ki. Ama onda da geriye bakıyorsun bu kadar çabayı boşa çöpe atmayın yine vazgeçemiyorsun. Yani ben aslında şöyle hedeflerine çok odaklanan bir insanım. Kendime bir hedef koyup onun için çırpınan, kendini çok hırpalayan bir insanım ve çalışmayı gerçekten çok seviyorum. O hedefi yakalayana kadar da çok şimdi çabalıyorum. Artık yavaş yavaş jübileyi yapacağız diyelim. Oo, yakın. Hocam, ben seni artık 2024 olimpiyatına katılacaksın diye hep biliyordum. Artık son zamanlarda şöyle değişiklik yaptık. Artık değişik jübile. Planlar. Evet, değişik planlar. Jübile. Evet. Hatta jübile ile ilgili şöyle bir anımız senin da var. Senin de 25. yıl zaten. Evet 25. yıl oldu. Hep böyle jübile yaparken diyordum ki Lina ile beraber anneciğim işte seninle yapalım nasıl yaparız. Hep onunla birlikte yer serisi yaparken kendimi hayal ediyorum böyle. Hep öyle planlar kuruyordum. Bir gün evde Ümit Şamil oldu. O da erkek jimnastik milli takımının kaptanlığını yaptı. Onun jübilesi vardı. Konuşmasını izliyordum telefonumla. Lina'ya da dedim ki anneciğim dedim biz ne yapalım jübilede nasıl yapabiliriz sence konuşuyorum böyle. Durdu bana şöyle cevap verdi. Anne dedi şimdi bırak jübile yapmayı dedi akşam ne yemek yapacaksın onu düşün dedi. Çocuk işte. Evet. Çocuk haklı. Çocuk aç. Çocuk haklı. Anne ben açım sen ne diyorsun? Evet evet ve haklı aldım tabii. Hatırlamıyorum şu an. Şimdi, ama kalktım ve yemek bunu yaptım. Bunu şu yüzden sordum. Anteplisin. Evet. Bolu'da büyüdün. Evet. Şimdi ikisi de Türkiye'de yemek deyince akla gelen dört şehir varsa ikisi bunlar. Evet. Yani. İzmir'de de evet. Yaşıyor bir de ot kültürünün düşün. Ege. Ot kültüründe almış olur ama esas şimdi Antep ve Bolu. Yani Bolu iki tane ahçıların. Ya evet. İstanbul'da bir lokantaya girersen eğer normal lokantaysa Bolu'dur, kebapçı, evet, Antep'idir. Evet, evet. Pek az da Urfa oldu. Ben baklava kısmında iyiyim diye. Baklava? Evet. Baklava. Evet. Baklava açıyorsun. Bunda. Evet. Hamuru kendin açıyorsun. Evet, kendim yapıyorum. Yapabiliyorum. Kaç kat? Yani 60. Ne? Evet, kendim yapıyorum. Yani bir şey sorayım. Neyi yapıyorsun? Yani yok, cevizli ama fıstıklı da yapıyorum için. Abi Adana'da yani bir yaşadım. Antep baklavası gibi beklemeyin tabii. Adana ev baklavası. Ev baklavası. Daha güzeldir abi. Daha lezzetli. Ben çok severim. Evet. 60 kat. Adana'da yaşadım. Cevizli baklava çok severim. Ben çok severim. Nasıl aşağılıyorlar beni? Baklavacı arkadaşım çok vardı. Güzel. Diyorum ki Mehmetciğim diyorum. Cevizli baklava mı olur abi diyor. Esas baklava cevizli olur. Ben dedim çok seviyorum. Burada diyor. Ama eğer siz... diyor bir yere cevizli baklava götürürsen hakaret. Ayıplarlar diyor. Fıstıklı da fıstık diyorum ya arkadaş ben ceviz seviyorum. Ben ceviz seviyorum. Benim için ama cevizi Antep baklavasını yediniz mi hiç? Ne tabii mi? Tabii ki. Ama tabii ki. Yani onun tadı ayrıdır, ev baklavasının ayrıdır. Hiç tabii hakkını ki. Yemeyelim. Ya Antep baklavası güzel mesela evet, eskiden Burhan Çağdaş yolları falan evet. Diyor ya da biz arardık Burhan yolla diye. Ya, çok son zamanlarda şey. Pek yemiyorum. Niye yemiyorsun? Sağlık mı? Dikkat etmek. Sağlık değil de hani şu pintilik. Çünkü bütün takım elbiseyi değiştirmek, gömlekle değiştirmek, her şeyi değiştirmek gerekiyor abi. Ben de nasıl biliyor musun? Değişik dönemler için hazır. Vermiyorum. Alıyorum, ona giriyorum, veriyorum, buna giriyorum. Ben valla 35 senedir aynı beden, 40 senedir aynı maşallah. Beden. Maşallah. Ama işte o... Yemek için spor yapmamız. Evet, yani yemiyorum bazen. Zaten mesela bana yıllar önce bir diyetisyen dostum şöyle demişti. O da diyetisyendi ama biraz topluydu. Biz kilolular neden rejim yaparız biliyor musun dedi. Niye hocam dedim. Daha rahat yiyebilmek için dedi. Aynen öyle. Ben de yemek için veriyorum kilo dikkat sonra yiyorum. Dikkat doğru. Ediyorum yani. Mantıklı. Keyifle yemek için. Peki sizi yavaş yavaş uğurlayacağım. Aa,
Aydan Hanım geldi. Şener. Seninle telif konuşacaktık ama unuttuk. Abi, nedir o telif meselesini de şöyle bir kısaca bir anlatsana bana. Abi şöyle kanunların bahanesiyle yurt dışından telif alıyoruz ama kendi ülkemizden. Oyunculardan bahsediyorum. Müzik dışında hiçbir şeyden telif almıyoruz. Yani senin oynadığın dizi yeniden gösterildiğinde veya başka bir yere satıldığında. Ne yazar, ne yönetmen, ne oyuncu telifini alamıyor. Oysa bizlerin meslek birlikleri bile bu iş nedeni Kültür Bakanlığı tarafından. Peki zaten oynarken almıyorsunuz bu parayı. O ay oynarken aldın emek ücretidir. Evet. Telif dediğin ikinci oynatımdan itibaren doğan haktır. İlkinde değil, ikincisi. O zaten almış olur, bitmiş. Tekrar gösterimlerde veya başka yurt satıldığı yerde. Oynamalı. Tamam. Zaten biz yurt dışından onun için alıyoruz. Yani Avrupalı diyor ki ben de telifim Avrupalı var. Avrupalı veriyor ama galiba Araplar vermiyor. Arap'ta böyle bir kültür yok. Güney Amerikalılar vermeye başladı galiba. Latin Amerika'da para, Balkanlar paralar toparladıkları için artık ikilenmiş. Ve senin birlik bunu kovalıyor. Aynen öyle. Tekrar yayınlardan da sanatçılar para alabilsinler diye. Aslında çok rahat siyasi erkin bir kelimeyle yapabileceği bir şey. Aslında çok da olması gereken doğru bir aynı, şey. Müzi- aynı kanun müzisyenler alabiliyor. Bir dokunuş yeterli. Bir dokunuş yeterli. Bunun için mücadele ediyoruz ve kazanacağız. Seçime doğru çıkabilir. Şimdi bol bol dağıtıyorlar şimdi şu anda. Bakalım inşallah. Her şeyi dağıtıyorlar. Gidip bir görüşelim. Doğrudan. Görüşmende fayda değil olabilir. Aldım tüyoyu tamam peki. Şarkı ne mi dersek? Sizi uğurlayacağım. İki şarkı söyledin. Üçüncü de var mı? Var. Varsa. Ne güzel olur. Mademciğim iyi ki geldin. Pardon, Önercim iyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hanımefendi sizi burada görmek, tanımak büyük bir onurdu bizim açımızdan. Çünkü olimpiyatlara katılmış bir sporcuya rastlamak öyle çok gerçekten kolay bir şey. Gerçekten gurur duyduk. Aynen. Muazzam bir şey. Hikaye muazzam, anne muazzam. Anneye saygılar ayrıca. Annenizin ellerinden, ya ben benim yaşımda olmaz artık. Annenize çok hürmetler, saygılar. Eller öpenize çok ayıp olur şimdi. Gençken annenizin elini öpenin falan. Şimdi, ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz şimdi? Anneler benden geçiyor. Saygılar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Aldım, teşekkür ederim. Sana da inşallah dördüncü evlilikte başarılı. Şaka yapıyorum. Seni dinleyelim ve derdim. Şairin Şarkıları turnesinden bir şarkı. Evet, turne... O zaman... Bu işte edebiyatta... Tarihleri ver istersen. Yani 18'inde başlıyor. Instagram sayfasında benim girince bütün tarihleri görebilirler. Tamam. Edebiyatla müziği bir araya getirdiğim sohbetli, gırgırlı, şamatalı. Biraz da özel hayat, biraz da dertleşme. Kendi kendimin magazini. O daha bu bir hale geldi. Özellikle bu sosyal medyayla beraber. Ama bir taraftan hani ilk şiirimi Varlık Dergisi'nde vaktiyle nasıl yayınlattığımın hikayesi de var. Çok güzel. Bu aşk burada biter. Şiirini besteleme izni almak için Atol Behramoğlu'nun evine gittiğim zaman... Ne saçmalıklar yaptığım da var. Hani böyle bir... Kültür magazini güzeldir ya. Kültür magazini güzeldir. Çok güzel. Kendi kendine eğleniyoruz yani. Peki bunu mesela sonra bittikten sonra bir bant haline getirip bir YouTube falan düşünüyor musun? Belki olabilir. Yani kendi kendime ben de böyle şeyler düşünüyorum şimdi. Ama şimdi sahnenin tadını... Önce sahneyi yapalım tabii aynen öyle. Güzel oluyor fakat daha sonra belki kitabı belki da olur. Kitabı olur. Olur. Belki, başka aynen belki şey olur, kayda olur. Ama kayda al bence. Yani kayda almayı ihmal etme. Evet. Biraz daha olgunlaştıktan sonra bir tanesini yapmak. Hadi birkaç tane kaydet. Belki en iyi performansını seçersin içlerinden. Ya yani da çünkü. İçlerinden bir best. Belki kolaj verebilirsin. Evet kolaj verebilirsin. Hadi bir şarkıyla veda edelim. Tamam. Aydın Hanım'ı daha fazla bekletmeyelim. Çok teşekkürler. Denize karışacak mısın? Sever gibi derinleri, gökyüzüne bakıp bakıp yarı insan yarı bulut, geç olmadan çöz o düğümleri. İçindeki
kısa gerçeği. Ne bir eksik ne bir fazla, her zamanki şeyler işte. Kırık bir aşk hikayesi. Geceye yenilecek misin? Yanına yakışacak mısın? Seni üzen o dünleri. Hayallerinde ömrü var. Bir gün terk eder seni. İçindeki karanlığın korkusu. Eğer bulursa gerçeği. Heyecanımı bağışlayın. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ev kilosu olunca, İstanbul trafiğine takılınca... Biraz geç kalınca... Birkaç saniye geç kalınca biz orada başlamak zorundaydık, başladık. Evet. Gönül isterdik sizi bekleyin ve siz de başlayalım ama ne yazık ki o şansımızı heba ettik trafik yüzünden. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, size görünce daha iyi oldum. Çok teşekkür ederim. Çünkü hakkınızda hep dışarıda haberleri okuyordum işte... Hala çok güzel, şahane, çok güzel, çok ya, güzel. Gerçek olduğunu gördüm. Çok teşekkür ederim. Sevindim ve kendi adıma da üzüldüm. Niye? Biz yaşlanıyoruz, siz gencecik kalıyorsunuz her zaman. Siz çok, de çok iyi. Şahanesiniz yani. Gayet fit görünüyorsunuz. Ben sizi ilk gördüğümde kaç yaşındınız acaba? Herhalde 17, 18 miydi? İlk televizyona kaç yaşa çıktınız? Vallahi televizyona küçük aile ilk. Ya ama röportajlarım falan oluyordu onun öncesinde hani güzel Türkiye güzelliği olarak. 17 yaşında. 18 evet. 18 mi 17 evet, miydi? Evet 18. Yapmayın. Yeni girmiştim. Yeni girmişsiniz daha tamam. Gerçekten öyleydi yani. Kimin yarışmasıydı? Milliyet Gazetesi'nin yarışmasıydı. Zaten nasıl girdiniz? Benden sonra bir sene daha yaptı Milliyet. Ondan sonra bir daha. Evet, sonra olmadı bir daha. Evet, sonra evet, galiba tercüman mı yaptı bir süre galiba? Sonra işte Bulvar tercüman. Bulvar yaptı, tercüman yaptı. Yani böyle çeşitli. Ilıcak grubuna geçti. Aynen. Sonra televizyonlar kuruldu, televizyonlara geçti. Sonra da bence evet. Sonra da cılkı çıktı zaten. Sonra da cılkı çıktı. Yani evet. O, hatta bir ara senede 3-4 tane Türkiye Güzeli seçiliyordu. Evet, çeşitli yani ayrı firmaların güzellik yarışmaları aynen. falan vardı. Ayrı kanalların. Evet. Hakikaten işin tadı yani kaçmıştı. Yani o Milliyet dönemi... Çok güzeldi. En ciddi zamanlar onlardı aslında. Zaman, en ciddi evet. zaman onlardı. Evet. Yani sonra da iyi zamanlar da oldu mesela. İşte. Oldu. Star'ın özellikle Star'ın. Yaptığı biz Kanal D'de yaptık bir tane mesela. Evet. İyi oradan zaman. Da çok iyi doğru. isimler sonra çıktı. Sonra da niyeyse doğru. şimdi artık eski hali yok. Oysa iyi oluyor halbuki yani. Gerek Erkan Özerman'ın yarışmaları böyle sektöre isimler kazandırdı. Hepsi olmadı ama bazıları iyi oluyor. Tabii tabii. Çok iyi isimler kazandırdı yani. Siz nasıl girdiniz peki yarışmaya? Nereden aklınıza geldi yarışmaya girmek? Ya ben onu çok başka programlarda da anlattım da
Yani hani tekrarlamış da olmak olsun istemiyorum canım kendimi ama yani bir Milliyet gazetesinde babamın bir öğrencisi, benim babam müzik öğretmeni, hı hı, onun kilisten bir öğrencisi. Siz de Antepli'siniz? Evet. Aa, ben kilis doğumluyum. Ha? Siz de mi öyle? Yok, az önce konumuz Antepli'ydi. Öyle mi? Hı hı. Ha, ben de kilis, babam o sırada orada öğretmenlik yaptığı için. Evet. Artık Suriyeli oldu. Maalesef öyleymiş. Hiç de gidemedim ben kilise. Aman gitme zaten, tanımazlar sizi. Doğmuşum 6 ay sonra. Bursa'ya, evet evet, Bursa'ya yerleşmişiz. Bursa'ya. Ben Bursa'da büyüdüm. Liseyi falan hep Bursa'da bitirdim. Yani onun teşvikiyle diyeyim. Hı-hı. Onun beni görüp hani niye yarışmaya katılmıyor bizim yarışmaya, yani böyle kızlar katılsın falan diye. Öyle. Babam da teşvik etti. Çok aydın ve modern bir ailenin kızıyım. Evet. Onlar da istediler. Sonra çalı kuşuyla birdenbire büyük bir... Sonra tabii ki esas patlama bir çalı kuşuyla kaç yaşındaydınız o zaman? O zaman da... 21? 22. 22 yaşında falandım. Onun öncesinde küçük ağa vardı. Küçük ağa var. Evet. Ama çalı kuşu büyük patlama oldu. Onunla patlama oldu. Şey. Aynen. Onunla bambaşka bir şey diziniz, oldu. Tabii ilk dizim ama hani çok TRT. Böyle... Evet, TRT. Yani önemli... yazarların önemli eserlerinde oynama şansını elde ettim. O zaman TRT'de öyle bir şey vardı. Öyle bir değnek oluşmuştu. Vardı. Büyük ve çok. Türk Edebiyatı'nın önemli eserleri peş peşe geliyordu. Biz ikisinde yer aldınız. Hatta Fatih Harbiye, Peyami Safa'nın, onda da oynadım. Samanyolu, Kerime Nadir'in, evet, onu güncelleştirmiştik o zaman ama onda da yani böyle çok... Peki oyunculuk nasıl başladı? Nereden başladı? Nereden aklınıza geldi oyuncu olmak? O nereden aklıma geldi? Ben oyunculuk aslında... Oyunculuk eğitimi almadınız bildiğim kadarıyla. Almadım, yok almadım. Bursa Devlet Tiyatrosu'nda ben Çalı Kuşu'nu tiyatro olarak izlemiştim. Ha. Küçükken babam da o tiyatronun müziklerini yapıyordu o dönem. Ve Çalı Kuşu'nu seyrettim. Dedim ki ben oyuncu olacağım. Yani enteresan yaş böyle kaçırdı, 9, kesişmeler 10, 10. vardır benim hayatımda. 12-13 o yaşlardayım. Ortaokuldasınız. Evet evet, ortaokuldayım. Ya o kadar büyülendim ki ben dedim tiyatro sanatçısı olacağım ama hani o zaman diziler falan da böyle yoktu zaten. İlk yani oradan böyle bir heves oluşmuştu. Sonrasında işte bu yarışmadan sonra tabii çok fazla her yerden teklifler gelmeye başladı. İşte onların içinden mankenliği tercih ettim bir süre. Başak Gürsoy'un ajansında mankenlik yaptım. Hatırlıyorum ama belki. Çok da sevmedim. Çok sevmediniz biliyorum. Evet. Aynen, çok da sevmedim mankenliği. O sırada işte reklam filmleri çekmeye başladım. Birkaç öyle bir şeyler oldu. Derken bir reklam filminde beni sevgili Yücel Çakmaklı görüyor. Ve Küçük Ağa'nın Emine'si rolü için beni istiyor. Öyle başladı yani. Peki korkmadın mı sen TRT o zaman tek kanal bütün Türkiye'yi korkmadım, seyredecek. O kadar işte cahil cesaret ne yani herhalde. O kadar küçük ki yaşımda. Atladım yani bayıla sonra, bayıla. Sonra Çalı Kuşu geldi. Sonra Bay Alkolü Takdimimdir diye Halit Çapı'nın hayatını anlatan. Evet şimdi. Orada bir bölüm. Ha bir bölüm. Eşi İnce Hanım'ı oynamıştım orada. Bir o vardır arada. İşte birkaç reklam filmi vardır. Ve Çalı Kuşu tabii. Osman Seden onda bir yerde çekilmiş bir fotoğrafımı görüyor. O sırada da arıyor işte kimi oynatsam falan diye. Ona göre ve budur diyor. Hemen bana bu kızı bulun. Ben de o sırada Bursa'da ailemle o sırada tatile gitmişim. Çünkü evlenmiştim o arada da. Evli miydiniz o zaman? Evliydim. Aa. Tabii tabii. Ben hemen evlendim. Yani 19 yaşındaydım. Zaten evlendim. İşte sonra Osman Seden'le görüşüp tabii o benim için yani... Kocanız o dönemin ünlü futbolcuydu zaten. Evet, bir tanesi. Ayhan. Aha, evet. Ayhan Akbin. Ayhan Akbin. Ondan sonra yani beni Bursa'dan aradı işte Osman Seden. Sonra buluştuk. Tabii benim için çok enteresandı çünkü hani 12-13 yaşında tiyatrosunu seyretmişim. Kitabını sonradan okumuşum falan. Yani o kadar isteyerek oynadım ki tabii ki Osman Seden benim için okul gibi oldu o
dizi sırasında. Peki nasıldı mesela? Yani o zaman çok severek siz, oynadım. Onun için de herhalde. Osman Seden size ya kızım şöyle öğretiyor muydu yoksa siz zaten bir doğal olarak bu işi... Yani tabii ki yetenek olmazsa zaten olmuyor. Ben hep onu derim. Evet hani eğitim tabii ki çok şart. Önemli şart. Ama yetenek ve zeka da çok önemlidir oyunculukta ve tecrübe. Ve eğitim tabii. Yani bunların hepsi bir arada olursa şahane tabii ki. Ama birinden biri de eksik olursa gerçekten iyi oyuncu olmak mümkün değil. Yani onu da işte çok severek oynadım. Çok doğal olarak yani sevdim. Çok sevdim Feride'yi. Kadro çok güzeldi. Müzikler çok güzeldi. O kadar çok şey bir araya geldi ki herhalde bunca senedir. Halen yapıştı üstüne kadar. Yapıştı. Yani ama... siz hala çalışıyorsunuz yani. Evet. Aynen. Ama şey değilim. Bundan rahatsız değilim. Ben sayısını çok... atarım. Kaç dizi? 20 dizi, 30 dizi, 40 dizi belki. Çok yani. Çok. Evet. Onlar da çok sevildi. Onlar da çok hani izlendi. İz bırakanlar oldu. İçlerinde filmler yaptım bu arada. Televizyon filmleri falan. Ama hiç sinema filmi yapmadınız. Evet niye? Yapmadım. İşte niye ne bileyim buluşamadım bir türlü sinemayla. Çünkü 80'lere zaten Türkiye'de sinema sektörü i̇şte, bayağı bir sorunluydu. Evet, yani o 80'lerin öyleydi. Başında. Sonra işte bir arabesk furyası başladı. Biraz işte böyle o anlaşılmaz filmler dönemi başladı. Ben o ara çok yoğun dizi çekiyordum. Zamanlarım vakit kalmadı falan. Yoksa neticede oyunculuk ve çok da istiyorum hani. Çünkü sinema daha kalıcı oluyor. Evet. Yani diziler öyle değil. Diziler hani Çalıkuş'unu ayrı bir yere koyuyorum. O gerçekten o hani kült oldu artık. Ama diziler yani ekranda olduğu sürece varsın. Yani çok çabuk tüketiliyor ve çok çabuk unutuluyor. Onun için sinema bundan sonra ama hala olur belki. Yani. Olur tabii hala, ki. Hala niye olabilir. Olmasın tabii ki olur. İlginç bir şekilde tiyatroya da merak tiyatro, sardınız siz. Evet. Ve... tiyatro aşkım. Diziyi bırakıp tamamen tiyatro yaptınız uzunca yaptım, bir dönem. Yaptım uzunca bir dönem evet. 2008'de ilk başladım tiyatroya. Ve ondan beridir de şu an sanırım 6 oyun falan oldu. 10 küsür seniz yapmadınız. Yapmadım. Ve hep sahnedeydiniz, hep tiyatrodaydınız. Evet ama hep tiyatrodaydım. Hatta bıraktım falan sandı insanlar. Hani onu da çok duydum. Aslında hiçbir zaman bırakmadım ama... öyle bir tiyatroya yöneldim. Orada çok mutlu hissettim kendimi. O seyirciyle olan alışverişi falan çok seviyorum. Ve sürdürmek de istiyorum şu inşallah. Şu an tiyatro söyleyeyim. Oynar şu an var Kibarlık Budalası. Bir yandan yeni diziye de başladınız ama bir yandan da Kibarlık Budalası sürüyor. Tabii tabii sürüyor. Ne kadar oldu Kibarlık Budalası başladı? Kibarlık Budalası aslında Haldun Dormen'le Göksel Kortay oynuyorlardı. Tiyatro Kedi Hakan Altıner'in. Epeydir onlar 7-8 senedir herhalde oynuyorlar. Fakat Haldun Bey biraz da sağlık sorunları nedeniyle çekildi. Sonrasında Göksel Hanım çekildi. Hakan Altıner Haldun Bey'in rolünü oynuyordu. Şu anda Orçun Kaptan oynuyor onun da rolünü. Bana da dedi ki hani Göksel'in rolünde sen oynar mısın? Seve seve dedim tabii ki yani Molière hani klasik bir eser, tiyatro eseri ve müthiş... seyircinin daha klasik bir tiyatro çeken... eseri yoktur herhalde ondan. Değil yani mi? Evet çok güzel. Çok... Shakespeare'den sonra ilk klasik onlar da herhalde. Odur herhalde evet. Seyirci de çok ilgi gösteriyor. Turnelerimiz oluyor. Ekibimiz çok nerede, güzel. Nerede sahne alıyorsunuz şu anda? Biz değişik salonlarda herkes artık gibi. Öyle herkes gibi yani. Evet değişik. Eskiden çünkü Haldun Dormen'deyiz ama Haldun Dormen tiyatrosu vardı tabii, ve oradaydı. Ama tabii. Artık önce kalmadı. Kalmadı. Ve eskiden zaten 6 gün oynanırmış. Evet. Birkaç günde matine, bir de matine suare olurdu. Falan. Hafta tabii. Sonu ve çarşamba günü matine olurdu. Tabii. Şimdi öyle değil. Şimdi işte ama gene de biz ayda 10-12 oyun oynuyoruz yani. Evet, 12 oyun oynayacak vaktiniz oluyor yani. Vallahi ve olabiliyorsunuz. Evet oluyor ama şey mesela Adapazarı'na gidiyoruz. Eskişehir'e İstanbul gidiyoruz. Gidiyor. İstanbul dışına da çok gidiyoruz. Ama İstanbul'da da oynamadığımız salon kalmadı herhalde. Evet daha çok şeyde Cevahir'de. Hani İstanbul'da Cevahir'de ayda merkezlerinde bayağı bir sahne var. Evet. İşte Cevahir'de var. Profilo'da var da hala var mı Profilo'yu bilmiyorum. Profilo'yu çok oynadım Profilo'da ama. Son zamanlarda ben de pek duymuyorum Profilo'da oynanan bir şey. Galiba Profilo eski galiba, halinde eski tadında da değil galiba. Galiba. Bir yandan da televizyon programı yapıyordunuz. Hala yapıyorum, yapıyordunuz bilmiyorum. Yapıyorum. Bir devam ediyor. Ekotürk'teydi galiba. Cumartesi günleri Ekotürk'te. Evet.
sabahları böyle bir sohbet programı yapıyorum haftasını ben de. Haftasının sabahları mı, her gün sabah mı? Haftasının sadece tamam. cumartesi sabahları. Evet. Öyle, orada, o da çok güzel orada, gidiyor. Orada ne yapıyorsunuz? Orada kimleri ağırlıyorsunuz? Orada iş dünyasından, işte sağlık dünyasından ya da sanat dünyasından konuklarım oluyor. 2, 3 veya 4 konuk artık o gününe göre değişiyor. Onlarla böyle sohbetler ediyoruz. Ya dizi yapıyorsunuz. Dizi var. Tiyatro yapıyorsunuz. Dizi Yürek Çıkmaz'ında oynuyorum. Evet, konuk oyuncuyum ama... Ne demek konuk oyuncu? Ne demek konuk oyuncu? Az görünen ama önemli rolü önemli olan. Evet. Az çalışan dolayısıyla. Bu şahane tabii. Evet, haftada parası, bir gün. Parası lazım peki? Yok. Ha, tamam. O da hiç sorun yok. Şahane. O hani neyse. Raic neyse. Yani raicimiz neyse o. Ama şey. Evet, çok rahat. Gold öbür türlü hakikaten çekecek bir iş diye. 7 gün 8 gün. Çok zor. Yani. Evet, gerçekten. Hiçbir hayat kalmıyor. Ben de biraz özel hayatıma düşkünümdür. Evet, Faruk Turgut'un. Kendisiyle biz zaten seneler önce çok çalışmıştık. Öyle bir öneri getirdi. Faruk TRT'den geldi değil mi? Faruk TRT kökenli zaten değil mi? Değil, sinema kökenlidir Faruk. Faruk TRT'den de... Yok, biz onunla çok Gölge Çiçeği, işte Tutku falan. Yani bir sürü iş yaptık seneler önce. Teklif etti. Ben de iyi dedim, hadi oynayayım. Öyle başladık. Gayet de güzel gidiyor. Yorulmuyor musun? Güzel sıkılmıyor musun? Ya ben bakıyorum mesela şimdi. Bu azim sizde var. Bende de biraz var galiba. Ben de çok çalışmayı seviyorum. Gençler bizim gibi değiller mi acaba? Bu bir tutku mu? Niye? Ne bu sizi yönlendiren tabii, bu kadar? Tabii. Tutku. Çalışma isteği. İşte o bir insanı yaşama bağlayan bir şey tabii ki çalışmak. Çok önemli. Sevdiğimiz bir iş. Sağlığımız izin verdiği sürece de tabii ki yapacağız. Yani oyunculuğun da zaten hani yaşı olan bir şey. Ömrüne Bahçeli gibi bir örnek var. Aynen öyle, inşallah onun gibi de tabii ki oluruz. Bir de para kazanmak de para tabii kazanmak ki yani. Lazım. Bir de o var yani. Tabii ki hayat devam ediyor. Belli bir standartı korumak gerekiyor. Lazım. Üstelik de Türkiye gibi giderek pahalılaşan, giderek sıkıntı, ekonomik sıkıntının dizi boyu olduğu bir ülke, belirsizlik olan bir ülkede de hazır kazanırken de çalışmakta fayda var. Fayda var ya. Hala var, talep varken çalışmakta fayda var. Tabii ki. Peki bir şey merak ediyorum şimdi. Eski Türkiye derken siyasi olarak kastetmiyorum onu. Eski diziler, eski senaryolar, eski hikayeler ve bugün. Ben kendi adıma bazen rahatsız oluyorum mesela. Son de Türk edebiyatının 1800'lerde yazılmış eserlerinde geçen bir takım hikayelere bile bugün artık neredeyse sansür uygulanıyor. Vay işte evlilik dışı ilişki, vay işte bunları nasıl görüyorsunuz yani? Siz çünkü bu işe hem sinema hem tiyatro hem dizi ve klasiklerde oynadığınız için. Buna nasıl bakıyorsunuz siz? Ya aslında tabii ki ben de çok özlüyorum. Özellikle 90'ları. Ve bana gelen mesajlardan da görüyorum ki herkeste var böyle bir özlem. Yani işte mesela bir şey paylaşıyorum o yıllardan. Hani keşke yine o yıllara dönsek. İşte ne güzeldi falan gibi böyle herkes de ben bunu hisseder oldum. Bizim çevremizdeki herkes de bu var. Yani. Bizim gibi düşünen insanlar da var. Bizim gibi düşünenlerde de var. Hani halktan gelen bana yorumlarda, mesajlarda da ben bunu çok görüyorum. Tabii ki çok farklar var. Hani o dönemle bu dönem arasında her yönden çok fark var. Bizim sektör açısından da çok farklar pozitif var. Biz yani... pozitif de var, negatif de var. Yani şimdi mesela işte çalışma ortamları çok daha konforlu. Evet. Teknik olarak daha bir hızlı işte çift kameralar çalışıyor falan. Tabii ki sürelerden dolayı eskiden diziler 45-50 dakikaydı. Ki bizim Çalıkuşu bile 7 bölüm bir işti mesela. Evet. Yine de ne kadar iz bırakmıştı. O tür şeyler tabii ki var. Farklar.
Ama mesela şimdi artık o kolektif çalışma yok. Yani çok böyle fabrikasyon bir üretim var dizi sektöründen bahsediyorum. Evet. Hani işte yazılıyor, çekiliyor. Hatta bazen sette yazıyormuş galiba. Yani o bile olabiliyor. Nasıl çekileceği belli, işte bir geniş, ondan sonra yakınlar falan, böyle hani çok fabrikasyon gitmeye başladı. Yani bir ruhunu kaybetti bence. Eski artistik bence. Tarafı yok galiba, eski duygusal kesinlikle, tarafı yok. Kesinlikle evet, biz mesela otururduk işte yapımcımız, senaristler oturup çekim öncesi işte tartışırdık, şöyle mi olsun böyle mi olsun. Artık mesela senaristlere oyuncular asla ulaşamıyor. Ulaşamıyor, görmüyorlar. Evet, göremiyorsun yani. Görüşmek istesen bile olmuyor. Yani bu tür tabii daha bir sıcaklık vardı. Senaristlere belki hak vermek lazım. Çünkü tabii bu sefer ki 20 tane oyuncu arayıp beni daha fazla yaz, şurayı beğenmedim. Bu sefer senarist de zaten çok haftada yoğun, 200 doğru sayfa yazarken bir de onunla uğraşmıyoruz. Doğru, siz eşinizden de eşinden tabii bunu biliyorsunuz. Evet, ama işte ne bileyim, yani daha bir sıcaklık vardı eskiden. Her şeyde. Her şeyde. Her şeyde yani. Şimdi daha mekanik. Şimdi bir mekanikleşti. İnsanlar bir şiddet eğilimli, bir öfkeli. Herkes öfkeli. Çok öfkeli. Herkes öfkeli. Yani evet, çok üzülüyorum ben bu duruma. Tabii ekonomik nedenleri var. Var bir siyasi sürü nedenleri siyasi var. Nedenleri genel var. Bir ülke, mutsuzluk herkese genel, hakim zaten. Evet. Hani pandemiden sonra mı oldu diyeceğim ama değil. Bence ondan öncesinde önce de vardı, başlamıştı. Yani son 10 senedir var bu. Evet, bir tahammülsüzlük, herkes birbirine herkes son derece herkes bir atar gider birbirine. Evet, hemen her şey kavgayı, biraz dizilerin de bence etkisi var. Etkisi var. Ben bunu Kurtlar Vadisi döneminde kesinlikle bu çok kötü etkileyecek Türk gençlerini diye kesinlikle defalarca yazdım. Sonuçları aynı görüyoruz fikirdeyim. Yani bazı seyretmiyorum ben hiç öyle tabii ki diziler ama yani seyrede sevmiyorum, kavga falan zaten hoşlanmıyorum. Bazen hani böyle bir fragman falan gösterirken kulağıma çalınıyor. Aman Allah'ım yani. Asarım, boynunu keserim, yok bilmem ne yaparım, silahlar falan böyle. Ben bilmiyorum, çok irite edici ve gençlere kötü örnekte örnek olduğunu düşünüyorum. Şimdi hepsi oldu bir şey, çetereyiz. Aynen, herkes. Yani evet. Bakın sokaklarda her gün her gün bir kavga yani, dün vuruyor daha evet. Bir tır şoförü, minibüs şoförünü, gencecik çocuğu 24 yaşında dün çekti, vurdu, öldürdü yani. Dün bir yani tane genç kadın tak şoförü bıçaklamış falan, ya da bir şoförü öyle karıştı mi ya? Ya nedir bu yani? Evet. Trafikte tartışmalar artık silah dönüşü. Eskiden tartışılırdı, bir şey olurdu falan. Evet. Şimdi hop silah, ben, tabanca falanca. Aynen, kızıma diyorum yani, aman kızım diyorum, araba kullanırken hiç kimseye sakın bulaşma. Sakın cevap verme. Ben bile bulaşmıyorum artık. Kızınız hiç bulaşmasın. Hiç yani, yani evet. Hiç bulaşmasın. Aman diyorum, sen haklısınız haklısınız de yoluna devam. Kaç oldu kızınız? Çok oldu. 88 doğumlu. 88 biliyorum. 34 oldu. O da dizilerimizle oynamaya başladı değil mi? O bir şeyler yapıyor galiba. Oynadı evet. Oynadı, devam da edecek. Edecek mi? Eder. Niyeti o tarafta var, niyeti var, niyeti var evet. Hani ben aslında bir aileye bir tane yeter gibi de düşünmüştüm ama bazı zor çünkü. Öyle ama bazen de armut da dibine düşer dibine yani. Dibine de düştü evet. Seviyor, çok seviyor. Seviyor. Çok yetenekli. Çok iyi eğitimler aldı. Tiyatro mu okudu? Şey mi okudu? Sanat mı okudu? Görsel iletişim okudu. Onu bitirdi. Fakat sonrasında hem kurslara gitti oyunculuk üzerine, hem de Kadir Has'ta oraya kabul edildi. Orada okudu. Yani çok ciddiye alıyor bu işi. Sonra bir süre bir dijital platformda bir yapımcılık yaptı. Ama şu ara yine bir oyunculuk sevdası geldi. Var, yani. Var. O bulaştı mı artık kolay kolay var, çıkmıyor. Var aynen. Bir evet kere girdi mi çıkmıyor. Peki dizi mi istiyor? Tiyatroya da merakı var mı? Aslında sinema istiyor. Ha, sinema istiyor. Evet. Aslında nasıl yani? Evet. Olursa bakalım. Belki beraber kısmet olur. Keşke. Çok isterim. Şahane olmaz mı sizle beraber? Şahane anne olur. Kız. Yani evet. Yapımcılar keşke biz öyle de şeyleri yani akıl etseler ama. Peki bir ara sizinle ilgili şöyle bir dedikodu çıktı. Dizilerde uzun süre dizilere ara verince dediler ki işte olgun kadın rolleri öneriliyor, onları da oynamak istemiyor. Hı. Doğru muydu? Hiç ilgisi yok. Bence olur de ilgisi öyle yoktu şey. Tabii ki bunu, hiç. Magazin oynadım basını da nitekim yani hani kendi yaşımdan büyük bile oynadım. Yani hiç öyle takıntılarım asla yok. Ama o ara böyle bir annemi kaybettim. Bir
bir sektörden biraz kırıldım diyeyim. Biraz böyle bir uzaklaştım. Öyle şeyler oldu. Gelen önerileri işte böyle hep aynı roller, hani bizde öyle bir durum var evet. Çünkü hani yapışır bir şey üstüne. 40'ı geçtin mi hani yaş olarak hep anne rolleri işte hep tamam tabii ki oynarsın anne. Yani tabii ki şu anda da zaten artık sonunda pes ettim ve hiç o kabul etmeyeceğim dediğim bir şey ettim ve oynuyorum yani artık hiç umurumda değil. O duruma beni getirdiler yani. Yani dedim ki hani şey olur mesela ne bileyim tabii ki annedir çocukları vardır ama bu kadının da bir hikayesi vardır. Annenin de bir hikayesi vardır. Bir nasıl oraya geldiğiyle ilgili bir senaryoda bir şey bir dramatik yapısı vardır. Yani çok görünmek değil bu ama hani ekranda çok görünmek anlamında değil. İki sahne görünürsün ama hani bir hikayen vardır. Gelen şeyler de böyle yüzeysel falan roller. Onun için de ben dedim yapmayacağım. Ve evet tiyatroda çok çok mutluyum. Yani oydu neden aslında. Hiç öyle çok asla... benzer derinliksiz, kimliksiz aynı roller. Aynı kimliksiz sadece anne olarak herkesin ortada gelip dolaşan oynayıp dolaşabileceği bir rol. Yani evet. Doğru mu haklısın. İnsan kendine yakıştıramaz. Gerçekten yani. Sırf bunun için. Gidip bunu mu oynayacağım? Diye evet düşündüm. Onun için yani. Peki mesela yabancı dizileri falan seviyor musunuz? Çok onlara seyrediyorum. Çok. Var mı favorileriniz? Netflix'te falan çok seyrediyorum. Vallahi seyretmediğim de kalmadı aslında. Hiç hepsini yani. Pandemiyle bir başladı. Ben hala devam ama seyrediyorum. Favori dizilerim şeyleri seviyorum ben böyle bu kadın dedektifler falan. Onlara ben de bayılıyorum. Çok bayılıyorum. Ben de bayılıyorum. Bizde de yapılsa şey da izlediniz keşke oynasın. Bu Harry ile Meghan'ın hikayesini izlediniz mi? Tabii izledim. Üzüldünüz mü? Ben üzüldüm. Ben üzülürüm yani. Çok üzüldüm ama bir yandan da böyle çok işi... Gerek de var mıydı gibi ırkayak de düşünen. Böyle. Yani zenciliğe, siyahlığa yıkmışlar biraz. Irkçılık falan onun diye. Çok üstünde garip duruyorlar. Yani. Tabii tam olarak ne yaşadılar da bu sonuca vardılar. Çok sevimli geliyorlar bana. Evet, çok tatlılar yani. Çok tatlılar. Ben Diana'yı da zaten çok severdim. Çok üzülmüştüm onun ölümünde. Herkes üzülmüştü. Çok herkes üzülmüştü. Onun oğlu yani. Evet. Çok Harry çok onun yani oğlu. Çok onun oğlu. Hani öbürü onun oğlu gibi değil. Yani. O daha çağırsın yani. Ama Harry çok onun. Çok duygusal bir çocuk. Evet. Biraz herhalde annesiyle özdeşleştiriyor Meghan'ı. Kendini başına gelenleri, annesi başına gelenleri hani, kıyaslıyor. Evet, onlarla o kıyaslıyor. O medya baskısı, saray baskısı falan. Aynen. Çok cesur bir hareket değil mi o yaptıkları? Çok cesur. Çok cesur bir hareket yani. Nasıl bu kadar karşısına alabildi? Ama ben diyor aile istiyorum, babamı evet, istiyorum, babamı abimi istiyorum. Ben kraliyet istemiyorum, yani, aile evet. istiyorum diyor. Çocuk onun peşinde ama. Senin insan şunu görürse, prens olmak falan ne güzel bir şeydir falan diye düşünen insan. Ya, hiç de öyle olmadığını görürsün değil, yani. Değil. Müthiş, doğuştan itibaren büyük bir yükmüş üstünüzde. Tabii. Altın kafesteler yani. Peki siz de bir mesela... Ben çok özgürlüğüme düşkün bir insanımdır. Onun için mesela hiç bana göre de değil. Tam onu soracağım size. Siz çok genç yaşta şöhret oldunuz. Yani işte 17 evet. yaşında, 18 yaşında evet. Türkiye güzeli, 22 yaşında da Türkiye çapında meşhur, çok. Boğazdan bir oyunculuk. Artık sokağa yani 22 yaşında siz o zamanın büyük starları işte Türkan Şoraylar, Filiz Akınlar'la aynı şöhrete, aynı şana sahipsiniz. Çok. Bu sizde yani, çok ağır bir baskı yaratmadı mı böyle? Üstünüzde o da size bir nevi altın kafesi olmadı mı? Şöhret kafesi. Zordur çünkü. Çok zor taşımak tabii. Çok zor bir çok şey. Ben zor. Görüyorum 50-60 yaşında adamlar meşhur olup evet. Yani kendini dağıtıyorlar yani. Evet. Ya ben yani belki bir ara bir şımarmış olabilirim hafiften böyle kendi içimde. Hani olabilir kadar, çünkü eve giremiyordum gelen mektuplardan evet. falan yani inanılmaz. Hani şimdikilerden kimle kıyaslanır bilemiyorum da o dönem hani film çektiğimiz yerlerde böyle miting alanı gibi olurdu. Şimdi kimse yani, kıyaslanmaz. Çünkü o zaman TRT, gerçekten tek kanal bütün ülke seyrediyordu yani. Hani evet, bir çıkıyordunuz evet. O akşam hani şimdi de var ya 50 milyon, 80 milyon. Şimdi gerçekten öyle bir şey. O zaman 80 milyon olsa evet, 80 evet. milyon. Sokaklar boşalıyordu falan aynen. Yani. Evet. Neye mahrum oldunuz mesela? Neden mahrum kaldığınızı hissettiniz o şöhretten ötürü? Veya iyi tarafları neydi, kötü tarafları neydi? Çünkü büyük şöhretti. Çok büyük şöhretti. Vallahi ben yine aynı hayatımı sürdürdüm. Çok evet. da takmadım. Çok da takmadım. Şahane. Yani çok da hani
vay ben neymişim işte herkes de beni... Hayır, yaptığım iş dolayısıyla insanlar da beni tanıyorlar ve çok seviyorlar diye düşünüp ve ben o günden bugüne de bunu getirdim. Yani gelip de benle fotoğraf çektirmek isteyen bir kişiye bile hayır dememişimdir mesela. Mümkün değil yani. Hangi şartta olursam olayım. Ama mesela ben şimdiki oyuncularda bunu çok görüyorum. Hani işte arka mesela... kapıdan çıkalım işte kimse şey çektirmeyelim falan gibi böyle. Yok siz o insanlar var ediyor yani neticede. Ülkenin değişmesi onlara da hakkı verdirebilir mi? Çünkü eskiden daha bir zerafet vardı ülkenin genelinde. Şimdi mesela daha kaba saba, daha saldırgan, daha manyak şeyler oluyor bazen. İşte kapılarına dayanıyorlar, taciz ediyorlar falan. Evet. Allah korusun tabii. Eskiden böyle şeyler pek az duyardık yani çok ender olurdu böyle şeyler. Evet. Şimdi daha sıklıkla oluyor. Özellikle bu medyanın yaygınlaşmasıyla beraber sosyal medyanın. Bilemiyorum yani ben hiç denk gelmedim mesela. Hiç evet, hani benim. Gerçekten hiç öyle arsızca gelip de falan herkes böyle gayet bir zerafetle gelip. Ama onda herhalde sizin kendi zerafetinizde payı vardı. Çünkü siz belki de. Hiçbir zaman ne bir skandalla anıldınız ne bir acayip bir şeyle anıldınız. Evet. Hiç böyle magazinin gündemi olacak hiçbir şeyiniz olmadı sizin. Olmadım. O biraz dezavantaj da oldu. Niye? Benim için. Yani şöyle bir şey vardı özellikle o dönemler. Ne kadar çok magazinde görünürsen o kadar işiniz artıyor. O kadar işin artıyor evet, ve o kadar çok para kazanıyorsun. Doğru. O kadar çok arın. Sanki ne kadar görünürsen insanlar seni o kadar çok seviyor falan gibi böyle bir yanlış tabii ki çok yanlış. Öyle bir şey vardı. Ben o ilişkileri hiçbir zaman sağlayamadım. Zaten sağlamaya uğraşmadınız galiba. Hiçbir zaman uğraşmadım. Zaten yapı olarak da bana göre değil. Hani böyle... Biraz hafif asosyalliğim de vardır benim. Hani böyle arayayım, sorayım, hatır falan. Hiç öyle şeyler çekinirim yani. Onun için çok yapamam. Çok yanım ben de öyleyim. Evet, yapamam yani. Onun için de böyle o tür şeyler, bağlar, ilişkiler kurmayınca da çok fazla magazinle gündeme gelmedim. Gelmek de istemedim. Açıkçası. Kesinlikle Çok kolay çünkü gelmek yani. Çok kolaydı çok tabii kolay. Benim için. Çok çok kolaydı. Yani iki tane Playboy'la fotoğraf, üç yerde bilmem ne falan tabii filan. Tabii canım. Ooo kıyamet evet, kopardı. Evet. İşte bana şey derlerdi hatta seni şeyle helikopterle çekeceğiz bikinili filan hani öyle pozlar da vermiyordum hiç. Şimdi kendim mesela Instagram'a koyuyorum, paylaşıyorum. Aynen. Evet. Çok da... Çok öyle da güzel yapıyorum yani. Çok da güzel fotoğraflar. Şimdi kendi isteğimle yapıyorum. Yani dediğin gibi uzak durmaya çalıştım. Bir kere evlendiniz değil mi? Bir kere evlendim. Niye? Bir daha Yetti. Evlenmediniz. Yetti mi? Ağzım yandı mı? Yok. Öyle değil ama hiç düşünmedim Fatih. Yani bir daha da evlenmeyi hiç istemedim. Hiç kimseye de bana bunu düşündürtmedi. Neden düşündürtemedi. Neden biliyorsunuz? Yani çok akıllısınız belki ondan. Ondan mı acaba? Tabii niye evlenirsiniz? Niye evlenirsiniz? Niye evlenirsiniz? Yani, çocuğum da oldu. Çocuğunuzu yapmışsınız. Aynen. Başka çocuk yapmayı düşünmüyorsunuz. Düşünmüyorum. Niye kalkıp da kıllı büyüklü bir herifin derdini çekiyorsunuz? Ay niye çekeyim yani? Hele şimdiden hele sonra. De... Hiç yani aynen, çok hiç zor. Ya, asla. Çok zor. Bence böyle aşkımda da ölmem falan vallahi, lazım evet. Yani. Kadın olsam vallahi %100 evet. Olmak isterdim yani. Çok rahatım. Hiç gereksiz bir iş yani. Haybe büyük yani. Aynen yani. Yani bir de hani Türkiye'ye gelip böyle bir de hesap sormaya falan filan kalkar. Bir de mesela siz de ünlü olduğunuz için evlenir sonra o ününüzden rahatsız olmaya başlar böyle. Tabii tabii bir de öyle şeyler olabilir. Onun için ama ben de evlenmediniz ama ilişkilerle de gündeme gelmediniz. Evet, skandallar işte onunla beraber, bununla beraber falan. Yok. Onlar da olmadı hiç. Hani uzun süreli birkaç beraberlik oldu tabii ki. Hiçbir zaman da saklamadım. Çok da bilinen beraberliklerdi ama yürütemiyorum ben galiba bir de yani. Olmuyor, bitiyor neticede. Bitsin. Ben böyle çok şimdi yalnızlığımla... Bitmiş bir şey yürütmekten seni yürütmek daha iyi bazen. Evet, kendimle çok iyi anlaşıyorum. Evet. Kendimi çok seviyorum. Oyalayabiliyorum. İyiyim yani. Çok iyi hissediyorum. Bizde sosyallerde o vardır ama biliyorsun değil mi? Kendi kendini oyalama kapasitesi. Yani mesela evden bir ay çıkmayabilirim. Ben de, hiç sıkılmam yani. Ben pandemide mesela hiç sıkılmadım. Ben de hiç sıkılmadım. Hiç sıkılmadım yani. Hatta çok da mutlu oldum yani. Tam bana göre bir ortamda yani. Aynen. Yani pandemi olmadan bu eve o kadar kapanamadı çünkü. Şahaneydi yani. Ben de yani hiç öyle bir şey evde oturmayı da severim zaten. Dediğim gibi kendimi oyalayabiliyorum.
Kendim de çok mutluyum yani. Kızınız sizle beraber mi yaşıyorsunuz? Ayrı yok mi? Ayrı yaşıyor ama yakın oturuyoruz. O evlendi mi? Yok. O da evlenmedi. O da evlenmedi. Armut dibine düştü. Şimdilik ama o evlensin tabii ki. İstiyorum yani. İstiyor musun? O da istiyor. Torun mu istiyorsunuz? İsterim. İster olsun misiniz? Tabii ki isterim ya, ne güzel olur. Çok severim ben bebekli. Benim kedilerim var, kaç hayvanlarım var. Ne, hangi hayvanlar var? Kedi, köpek var. Kaç köpek var? Şu an iki köpek var. Dörttü, iki tanesi öldü. Rahmetli oldular. Rahmetli, evet. Şu anda cinsleri iki köpek ne? Var. 20 küsur da kedim var. Oo, 20 kedi. Evet, evet. Köpeklerin cinsleri ne? Biri Pomerian, bir tanesi İtalyan Volpino diye bir cins var. Büyükçe mi? Yok, ikisi de küçük. Yani. Ama öbürü ölenler şeydi, sokak köpeğiydi. Ha, bildiğin sokak köpeği. Küçücükken almıştım ben onları. 13 sene baktım. İşte öyle iki ay arayla zaten 13 sene. Evet, 13 sene yaşadılar. Peki, ve iki ay arayla şey öldüler. Bu suratlı olan mı? Ya bu mi? Aynısı. Bu mu? Evet, evet. Ve çok güzel Pomeranlardan o da. Çok seviyorum. Hayvanlarla çok mutluyum. Şahane. Evet, yani hepsini seviyorum. Bütün aynen. Hayvanları çok çok ben seviyorum. De. Ve onlara zarar veren insanları yani akıl inanılmaz sinirleniyorum. Bu Konya'daki yani. O köpeği salmışlar. Evet. Salmışlar. Yani ama ne olacak ki? İnsan öldüğünde 3 gün sonra saldırır için evet. Şaşırmıyorum ben yani. Yani o nasıl bir vicdansızlıktır? Hayır, bu insanları diyorum ki nasıl bir anne baba yetiştirmiş yani? Nasıl bir sevgisizlik, nasıl bir canilik? Yani etmediğim beddua etmediğim laf küfür kalmıyor. Aynen, yani aynen. O insanlara neler yapabilirim belli değil. O hayvancık orada böyle duruyor ve kafasına yani. Ve bunun yanı sıra neler yapıyorlar. Yani çok üzülüyorum. Bu duruma çok üzülüyorum. Bu kadar hayvan sevmeyen birinin öyle bir yerde çalışması. Ya o zaman git başka bir iş yap kardeşim. Evet, yani. Evet. Hayvan barınlar çalışmıyor. Yani oraya hayvanları dövmek için mi gidiyorsun? Gidiyorsun yani. Kendini mi tatmin etmeye çalışıyorsun? Yani bilemiyorum ya. Çok üzücü peki, şeyler oluyor. Peki bu çok zor olmuyor mu bakmak? Olmuyor. Çok seviyorum. Evin içinde mi bahçede mi? Hem bahçede hem eve girip çıkıyorlar. Sitede dolaşıyorlar. Ama soğuk günlerde hepsi evde. Kedi de ne tatlıdır. Çok tatlı. Kedi de çok tatlı evet. Galiba. Yani çok. Köpek insana yakındır. Kedi kendine çok. Özgüdür ama çok acayip bir şeydir yani. Yani inan onca kedi hepsi birbirinden farklı hepsi karakter. Yani hepsi ayrı bir karakter. Sabah uyanıyorum böyle onları görüyorum ya işte kimi merdivenlerde, kimisi benim yanımda uyanıyor. Uyuyorum. Kimisi işte salonda esniyor beni görünce şımarıyorlar falan. Allah'ım diyorum nasıl bir güzellik ya. Çok ben kedileri kadınlara benziyorum aslında. Her biri kendine özgü, her biri başka türlü, her biri özel bir karakter. Aynı tabii. Görünüyorlar, bambaşka karakterler yani. Ve bir de kadınlar gibi günden güne değişiyor. Mesela o gün gelir kendini sevdir, ertesi gibi bakarsın ki yanında bile varmaz yani. Tabii. Çok acayip. O yüzden ben kedilerle kadınlar, yani her kadında bir kedi var, her kedide bir kadın var diye bakıyorum. Kesinlikle, çok doğru. Çok doğru, ben de. Kendim için de aynı şeyi düşünüyorum yani. Ben de peki, kedi kadınlardım. Bundan sonra mı düşünüyorsunuz? Dizi tamam. Bilmem. Sinema istiyorsunuz onu İstiyorum. Biliyorum. İnşallah. İstiyorum birileri inşallah. Gelir. Evet. Hatta kızınızla beraber olsa şahane olur. Güzel olur. İşte yine tiyatro devam tiyatro edecektir. Devam yani onu bırakmam bir oyun zannetmiyorum. Var mı? Yoksa bu oyun devam edecek mi? Bu oyun şimdilik çok iyi gidiyor. Şimdilik devam ama yeni bir şey de olursa yine yaparım, oynarım. Kaç oyun oldu bugüne kadar? Plan program yapmayı sevmiyorum yapmak hayatla yani. İlgili. Ne gelirse. Ne gelirse. Hayat boyu zaten hep öyle yaşadım her konuda. Hırslarım yoktur öyle. Plan program sevmiyorum yani. Onun için hayat ne getirirse onu yaşamaya görünce çalışacağım. Güzel şeyler getiriyor. İnşallah. Güzel bir şeyler şey getirsin inşallah. Bu kadar güzel kalmak için ne yapıyorsunuz? Ay çok teşekkür ederim. Ya çok özel bir şey yapmıyorum. Yapmıyorum. Gerçekten yapmıyorum. Sadece işte fiziğime dikkat ediyorum. Kilo çünkü çok rahatsız olduğum bir şey. Birkaç kilo bile alsam hemen onu veriyorum. Biraz önce dinledim. Senelerdir aynı beden giyiyorum evet. Dedin. Ben de öyle. Hani hep aynı bedende. Böyle bir iki kilo alırım onu veririm falan. İşte cildime dikkat ediyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum. Cildinizi düzenli yaşıyorum. Ya, ay çok teşekkür ederim. İşte öyle bilmiyorum yani. Özel bir formül yok. Çok fazla. Vallahi yok. Hep bir ama beslenmeye çok önemli. Yani dışarıdan sürülen
kremler işte şeyler değil de ben onlara çok fazla inanmıyorum. Beslenmek, huzur, iyi bakmak gerçekten yani kötülük yüze vuran bir şey. Kesinlikle. Yani bu hani hep söylenir içi güzel olsun dışı bilen. Yani yok öyle bir değil şey. Değil ama gerçekten o. Yani bazı insanın içindeki kötülük o kötülüğü o gözlerine yüzüne böyle bir vuruyor yani. O da bence çok önemli. Tiyatronuzu öyle bir hissettirdiniz ki o şeyde o yüze vuran ya. Kötülüğe yani bir kötüyü görmüş ve ona bakar bir şeye baktınız. Evet. Ve var kötü insanlar çok var bu hayatta. Gerçekten var. Hani ben ne bileyim eskiden tabii bu sosyal medya sayesinde daha da çok şahit olur. Ne kadar yaygın olur. Ve kötü olduğunu gördük. Evet ya yani gördük. Sadece filmlerde öyle kötü evet. Karakterlerin olduğunu zannederdik. Meğerse filmlerdekiler iyiymiş bile daha gerçekten beteri varmış. Gerçekten öyle. Hani gerçek kötü insanlar var. Allah hepimizi onları iyi insanlarla karşılaştırsın. Bizi onlara karşılaştırmasın. Evet. Hatta ben bu sene yeni yıl kutlaması yaparken iyi insanlara yeni yıl iyi şeyler getirsin dedim. Çok kötüleri iyi şeyler. Onlara da onlara ne da hak ediyorlarsa onu aynen getirsin. Aynen öyle. Aydın Hanım sizi görmek çok mutlu etti beni. Ben de çok mutlu oldum. Çünkü çocukluğumuzdan beri siz benden daha gençsiniz ama ben çok erken şöyle tanıştım. Ben gençliğimde size böyle hayranlık tabii aynı yaşlardayız. Ben size birkaç yaşlar büyüğüm galiba veya belli iki yaş büyüğümdür neyse. Ama hayranlıkla izlediğimiz yıllarca bir sanatçıyı çok hanımefendi karşımızda edin. Görmek gerçekten beni çok mutlu etti. Sağ ol, ben de çok mutlu oldum. Çok daha, heyecanla daha geldim. Daha sevindiğim şey de şu oldu. Hani bazı insanı tanırsınız ay bu muymuş dersiniz. Siz de daha ya. Da şahaneymiş ay, çok hissi mutlu oldum. Sağ olun iyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok kızınıza çok sevgiler. Söylerim. İnşallah bundan sonra da sizi onunla beraber bir sinema filminde görmeyi çok sağ istiyorum. Sağ olun inşallah. Dizinizin de başarıyla devam etmesini diliyorum. Sağ olun var olun. Çok teşekkür İyi ki geldiniz. İyi ki geldim sağ olun. Değerciler Aydan Şener'di. Son konuğumuz. Biraz geç geldiği için ne yazık ki onunla başlamadık ama olsun. Onunla bitirmek de çok keyifliydi. Haftaya tekrar görüşecekler. Hoşçakalın.